Efendim adaletten, barıştan, özgürlükten, hak ve hakikatten yana söz söyleyen, aklı selim olanların ve her daim her probleme sağduyuyla yaklaşanların programı Akit TV ekranlarında yayınlanan Muhammed Binici ile Söz Meydanı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün yine çok önemli konuları efendim Söz Meydanımızın masasına yatırıyoruz ve önemli konuklarımız var. Peki neyi konuşacağız efendim? Bu hafta Şeyh Said'i konuşacağız. Şeyh Said kimdir? İsyanın başlangıcı ve İsyanda İngilizlerin rolü var mı? Bugün Söz Meydanı'nın masasına yatırıyor olacağız. Musul bağlantısı tabii Şeyh Said isyanı ile ilgili bir bağ var mı? Mutlaka bugün açıyor olacağız. Bir çerçeve açacağız bugün Söz Meydanı'nda. Yine İslam dünyasının önemli figürü, Şeyh Said hayatındaki liderlik misyonu ve dini etkisine şöyle yine bir atıfta bulunacağız hep birlikte. Stüdyodaki konuklarımızla birlikte isyanın nedenleri ve tarih sahnesine çıkışının efendim detaylarını yine konuşuyoruz. Olacağız. 28 Şubat ve tabii ki gündemimizde olacak TSK'daki teğmen krizine de şöyle yine bir atıf yapıyor olacağız. Ve bugün stüdyomuzda kimler var ve Ankara stüdyomuzda kimler var hemen efendim arz edeyim. Bugün önemli bir isim. Şeyh Said'in torunu, yazar, 19. ve 20. dönem Erzurum milletvekili, 19. dönem Refah milletvekili, 20. dönem önce Refah milletvekili, daha sonrasında Fazilet milletvekili Abdülillah Fırat bizimle olacak. Ama tabii ona telefonla bağlanacağız sağlık problemleri nedeniyle. Kendisine acil şifalar veriyoruz. Bizi kırmadı, telefonla da olsa bağlanacağız kendine ama siperleri boş bırakmayan bir isim. Efendim Şeyh Said'in torununun oğlu yine avukat Muhammed Sabır Fırat bizimle olacak. Ankara stüdyomuzdan yine katılacak Söz Meydanı'nda. Ve şöyle İstanbul stüdyosuna gelelim. Kimler var efendim? Çok önemli isimler var. Emekli Hava Albay Aster Genel Başkan Vekili Mustafa Hacı Mustafaoğulları bizimle olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mustafa Bey. Yine yakından tanıyorsunuz. Daha öncesine defaten Söz Meydanı'nda Genç Görüş'te programlar yaptık kendisiyle. Yayıncı, araştırmacı, yazar Hamza Türkmen hocamız bugün bizimle. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Yine önemli bir isim, söyledikleriyle gündem olan, gündeme oluşturan bir isim. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofoğlu da efendim stüdyoda, İstanbul stüdyoda bizimle olacak. Tabii ben stüdyodaki misafirlerimizin, konuklarımızın da affına sığınarak Ankara stüdyomuzdan başlayalım. Ankara stüdyosuna birazdan gideceğiz sevgili izleyiciler. Teknik olarak bir hazırlayalım. Daha sonrasında önemli sorularım olacak. Hem Abdülillah Fırat'a hem de yine Abdülillah Fırat'ın oğlu avukat Muhammed Sabır Fırat'a çok önemli sorularım olacak. Çünkü aynı aileden geliyor, aynı soybağından geliyor. Bugünlere Şeyh Said'le ilgili bir sürü herkes bir şey söylüyor. Ağzı olan, dili olan konuşuyor ama bugün gerçekten perdeyi kaldırdığımız bir söz meydanı olacak. Efendim İstanbul stüdyomuzdan başlayalım. Ben yüksek müsaadenizle Mustafa Bey, Hamza Hocam'la başlayayım. Hamza Hocam, Şeyh Said'i anlatıyoruz. Herkes de bugünlere konuşuyor yani gündemde. Biraz da ben Söz Meydanı'nda Şeyh Said isyanı ve Şeyh Said meselesini sonraya bıraktım. Herkes bir konuşsun. Şöyle bakalım, eteğindeki taşları herkes bir şöyle döksün. Ama siyasetçisiyle, akademisyeniyle, yazarıyla, çizeriyle her kafadan farklı sesler çıkıyor. Bugün aslında o farklı seslere de cevap niteliğinde bir Söz Meydanı icra ediyoruz. Ya Şeyh Said kimdir mesela? Buradan başlayalım. Şeyh Said kimdir? Bu rolü nedir? Hangi efendim grup üzerinde etkisi vardır? Şeyh Said isyanı neden çıktı? Tabii oraya geleceğiz ama Şeyh Said'in şahsiyetiyle, kimliğiyle ve efendim akil insan kimliğiyle, kişiliğiyle bir değerlendirelim isterseniz öncelikle. Yani Şeyh Said, biz resmi eğitimde tahsilimizi aldık tabii ki. Orada bize eğittiler. Yani Türkçü Kemalist ideolojiyle eğittiler. Eğitilirken ortaokulda, lisede sosyal bilgiler dersinde, inkılap tarihi dersinde Şeyh Said'in isyan ettiği, bir bölücü olduğu, hain olduğu, İngiliz ajanı olduğu söyleniyordu.
Ama sık sık bunlar izah edilirken mürteci, irtica, gerici gibi ifadeler de kullanılıyordu. Biz aile geleneğimizden, akraba geleneğimizden biliyoruz ki gerici diye itham etmek o dönemde batıcıların bir formuydu. Müslüman kalmaya, Müslümanca yaşamaya çalışan insanların muhatap olduğu bir ithamdı bu. Merak uyandık tabii ki. O uyandığımız merakla ilk defa gençlik yıllarımızda Necip Fazıl Kısaküre'nin ki Türkiye tarihine, basın tarihine ilk defa o korku duvarını aşarak Son Devrin Din Mazlumları kitabında Şeyh Said'i işledi ve oradan öğrenmeye başladık ilk defa. Baktık, daha sonra inceledik. Sonra 1962 yılında Sebür Reşat, ikinci dönem Sebür Reşat, Eşref Edip'in çok sınırlı bilgiler verdiğini onun hakkında. O bilgileri topladık, sorduk, soruşturduk. Daha sonra dediğiniz gibi yani bilgi yaygınlaştı. Evet. Herkes kendi perspektifine göre bir Şeyh Said tanımlamasını yaptı. Ama önemli şey vakayı yerinde tespit etmek. O açıdan Abdülillah Fırat Şeyh Said Efendi diye 3 ciltlik, evet, gerek ailenin belgelerine dayanarak gerek en yaşlıların olaya tanık olun, bugün hayatta olan o dönemde tanıklıklarına başvurarak ciddi bir arşiv kitabı, değerlendirme kitabı kaleme almış. Yani bu bilgiler de çok çok değerli. Evet. Yani benim gördüğüm şey şu. Şeyh Said Osmanlı maalesef nimeti kaybetmiş bir toplumun devletiydi. Nimetten uzaklaşma toplumsal yasa gereği dağılmayı, çürümeyi getiriyor. Üç tarzı siyaset Osmanlı son döneminde bir hal çaresi olarak aranıyordu. Yani biz Osmanlıcı olarak mı hayatta kalacağız, İslamcı olarak mı yoksa Türkçü olarak mı? Akımlar başladı. Türkçülük batıcılığı ifade ediyordu tabii ki. Jön Türklerin devamı. Batı modernite, zaten batı dışı toplumları ulus toplumlara bölmek, ümmet yapımızı, İslam ümmetini parçalamak, ulus toplumlara bölmek istiyordu. Bakın ilk defa Fransa'da, İngiltere'de, Macaristan'da, hatta Moskova'da Türkoloji, Kürdoloji, Araboloji bölümleri açıldı. Evet, evet. İçimizdeki ilk Jön Türkler, ilk Jön Kürtler, Jön Araplar buralardan modernitenin o ilerlemeci, pozitivist bakış açısını alarak bu toplumu aynı Siyonistler gibi nasıl muharref de olsa Yahudilik dinini bir ulusa dönüştürmeye çalıştığıca Tordal Herz ve 1. Siyonist Kongre 1897'de içimizdekiler de bizi ulus üretilmiş kurgusal ulus toplumlara bölmek istiyorlardı. Oysa Osmanlı Serv'den sonra dağılma sürecini yaşarken geri kalan topraklarımızda Müslüman unsurlar vardı. Bunlara anaasır-ı İslam diyoruz. Bu unsurların her biri ulusçuluk yaptığında paramparça olurduk. Yani kantonlara dönüşürdük bir nevi. Ortak bağ ise İslam'dı. Bizi bir arada tutan bağ İslam'dı. İşte Şeyh Said geleneksel medrese kültüründen gelen, aynı zamanda Nakşi tarikatına bağlı irtibatları olan ama İslam'ı duyarlı yüksek, medrese tahsili almış. O konuda da gerek Ermeni ayrımcılığına karşı, gerek Birinci Dünya Savaşı'nda emperyal güçlere karşı savaşa destek veren bir aşiretin çocuğu. Yani buradan beslenmiş, burada büyümüş. Ama din için, toplum için, İslam vatanı için çarpışmalardan sonra bir Türkiye ulus devleti kurulma süreciyle karşı karşıya 1923'ten sonra ve var olan gidişata baktıkça aynı Mehmet Akif gibi. Yani var olan gidişatın bize ait, topluma ait
bizim özümüze İslam'a ait olmadığını, bizi yabancılaştırıcı, batılılaştırıcı, modernize edici, yani Avrupalıların istediği kıvama sokucu bir gidişat olduğunu görerek gerçekten büyük bir tedirginlik yaşıyor. Ve bu gidişat durdurabilme konusunda bölgedeki ulemayla, medreselerle, meşayihle görüşmeleri var, irtibatları var. Ne yapabiliriz? Yani bu yozlaşmaya ortak bağımız. Mesela Cumhuriyet kurulurken Amasya toplantısında değişik tamimlerde Mustafa Kemal'in Kürtlerin ve Türklerin ortak mücadelesiyle Ermeni ayrımcılığının engelleneceğini ve Batı hakimiyetinin giderileceğini, hilafetin kurtulacağını ifade eden bir sürü Kürt şeyhine ve aşiret reisinin mektupları var. Bunlar belgesel, yayınlandı hepsi. Evet. Hem de yani resmi kanallarda yayınlandı üstelik bunlar. Ama Lozan Anlaşması'ndan sonra yahut Birinci Meclis'in kapatılması, değişik ifadesiyle Birinci Meclis darbesinden sonra Batı'ya verilen muhtemelen taahhütler, Lozan Anlaşması'nın tutanakları yayınlanmadı. Hala gizli tutuluyor. Evet. Burada neler konuşuldu, hangi taahhütler verildi? Buna Birinci Meclis ısrarla karşı çıkıyor, Ali Şükür karşı çıkıyor, Hüseyin Avni karşı çıkıyor. Ve Birinci Meclis'te iki grup var. Birinci grup, ikinci grup. Birinci grup batılılaşmaktan yana, hı hı. İkinci grup yerli kalmak, muhafazakar, İslami, değişik unsurlardan oluşuyor. Ama ikinci grup zayıf. Fakat Lozan Anlaşması'na ara verildikten sonra Şubat ayında bu meclise ciddi tartışmalar yapılıyor. Alınan bilgiler İnönü Ankara'ya geliyor. Alınan bilgiler gerçekten çok vahim. Toprak taviz veriyor, misak milli sınırlardan vazgeçilmiş. Tunus, Musul, Kerkük, Halep, Batı Trakya, misak milli sınırlar içinde tanımlanmış. Tanımlanmayan yerlerde de halk oylaması yapalım. Müslümanlar çoğunlukta mı değil mi denmiş. Evet. Ama buna rağmen buralar bırakılıyor. Bu görülmüş. Buna itiraz ediyor ikinci grup. Ve birinci grubun önemli bir kısmı dağılıyor, ikinci grubun yanına geliyor ve Lozan Anlaşması süreci onaylanmayacak. Öyle bir tablo var. Ali Şükrü diyor ki savaşsa savaş. Yani zillet içinde yaşamaktansa onurumuzla mücadele ederiz, direniriz. Evet, evet. Bu yani İngiliz kabinesinde bile hükümetin yıkılmasına neden oluyor. Lord Curzon hükümet kuruluyor. Daha bize yakın bir hükümet kurulsun diyen bir dil. Yani böyle bir süreç yaşanıyor. Bu süreci engelleyebilmek için Ali Şükrü, Mustafa Kemal'in muhafız komutanı Topal Osman tarafından kaçırılıyor ve infaz ediliyor, öldürülüyor. Bu bahane direkt o kargaşa Birinci Meclis kapatılıyor. Bu Birinci Meclis darbesi diyebileceğimiz bir tablo bu. Evet. İkinci Meclis tamamen masa başı, 9 umde var. O umdeleri kabul eden insanlar masa başında bir nevi atama yoluyla kuruluyor. Şimdi tüm bir Türk ulusu üretmek, o ana asırı İslam'ı reddedip Türklüğü herkese dayatmak, 20-25 tane farklı etnik özelliği olan Müslüman unsur var bu toplumda. Bir nevi kavimler mozaiği yani. Osmanlı toplumunun mirası burası. Evet. Bizim millet dediğimiz toplum ümmetin bir parçası. Ümmeti reddediyoruz ve bir motto var. Ümmetten bir ulus yarattık yahut yaratıyoruz. Millet yarattık deniliyor. Ve peşinden 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılıyor. Halifelik ise dediğim gibi bu etnik Müslüman unsurları bir arada tutan en önemli bağ. Bu bağ kaldırılmış oluyor. Bu gidişata karşı çıkan gerçekten dirayetli, basiret sahibi, kaygı sahibi bir direniş sembolüdür. Yani Şeyh Said buna karşı ne yapabiliriz'in arayışı, direnişi, organizasyonu içinde bir nevi yani İslami ve insani hakların savunucusu, onun teşebbüsü içinde bir hayat hikayesi var.
bahsettiğimiz isyan veya direniş veya ayaklanma veya örgütlenme tablosu da bu çabalar, yani Türkiye'deki İslam diye başlayan milli mücadele kazanıldıktan sonra şekli olarak ikinci mecliste yeni bir Türk ulusu kuruyoruz adı altında tüm İslam müesseselerin bir nevi tasfiye edildiği, yasaklandığı ve seküler batılı değerlerin inkılaplara, Türk inkılaplarıyla topluma empoze edildiği bir süreç yaşanmış. Bu sürece en azından doğu bölgelerinde bu aşiret bağları dolayısıyla Zazalar, Kırmançlar ve bölgenin Oğuzları, Türkmenleri, önde gelen akil adamları ve alimleriyle irtibat kurarak bu gidişe, bu kötü gidişe bir dur deme teşebbüsünün öncü ismidir Şeyh Said. Evet, burada bir virgül koyalım. Şimdi aslında olay anlaşılmaya başladı. Daha birinci sorudan itibaren kıymetli izleyenler, olay anlaşılmaya başlandı. Efendim, Müslüman Türk kimliğinden, daha doğrusu Müslümanlıkla, İslam'la müşerref olmuş Türkleri, o müşerref kısmını alınıp sadece Türklüğün dayatılarak ortaya farklı bir milletin, İslam'dan yoksun bir milletin aslında çıkartılmasını yaşıyoruz ikinci meclisle birlikte. Yani affedersiniz, bu Türklük derken bir Türk ulusu inşa ediliyor. Ulus, evet. Nation yani. Batı paradigmasına, moderniteye ait seküler ve epistemolojik olarak da pozitivist bir formdur. Evet. Dini dışarıda bırakır, vahyi dışarıda bırakır, seküler bir oluşumdur. Yani bir kavim adı değildir Türk ulusu. Ulus yeniden bir icattır. Ve temel mottosu da şu: ümmetten bir millet, yani bir ulus yaratıyoruz. İslamsız bir toplum. Evet, İslamsız bir toplum. Yani Ziya Gökalp'te bile, o da Durkheimci, batılı paradigmaya eğilimli bir tip, ama hiç olmazsa onda Türklük, İslamlık gibi, Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak gibi biraz daha muhafazakar bir tutum var. Evet. Ama karşılaştığımız tablo tamamen seküler bir tablo. Peki Hamza Hocam, yani kurbanlarla açılan, ondan sonra ezanlarla, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılan birinci meclisten sonra ne oluyor da ikinci meclis böyle bir evreye giriyor? Valla bunu milli mücadele denilen direniş, halk direnişi başladığında, direnişi Ankara hükümeti organize ediyor. İki tane gazete var. Birisi Hakimiyet-i Milliye, Mustafa Kemal'in emrinde bir gazete. Baş yazıları doğrudan o yazıyor, Müstüarat'ta veya diğer isimle. İkinci dergi Sebir Reşat, Mehmet Akif Sebir Reşat'ı ıslah hareketinin, İslamcı çizginin dergisi Ankara'ya taşıyor. Kastamonu Camii'nde, Kayseri'de, değişik Ankara'da değişik camilerde Mehmet Akif çok yüreklere dokunan vaazlar veriyor. Hatta cephelere gidiyor. Cephelere gidiyor. Ne oluyor da? El Cezire cephesine, bütün Kürt illerine dağıtılıyor bu dergi. Yeniden basılıyor Mehmet Akif'in vaazları. Batı cephesine dağıtılıyor. Dolayısıyla yani ordu toplanıyor düşmana karşı. Ve İslam, yani Kur'anlarla açılıyor dediğiniz gibi, evet. Yani meclis. Hilafeti kurtaracağız. Çünkü hilafet açılıyor. Yani hangi saltanatın elinde olduğu önemli değil. Hilafet ortak bir bağ, yani İslam'ı yönetimi temsil ediyor bu. Yani Arap'ı da, Fars'ı da, Kürt'ü de, Zazay'ı da, Çerkez'i de, Arnavut'u da bir arada tutan bir bağ. Şimdi bunun savuncusu Sebir Reşat. Evet. Ama olayın akışı içinde öyle görülüyor ki teşkilat-ı mahsusadan gelen İttihat Terakkici ulusalcı kadro, batıcı, ulusalcı, jön Türkçü kadro. Devşirilen kadro. Yani süreç üzerinde inisiyatif kurarak bu şehitlerin, bu gazilerin kanı, canı pahasına kazanılan bu zaferin akıbetini İslami mecrandan çıkartıp tamamen batıcı bir Türk ulusuna dönüştürmeyi, diğer kavimlere de bu ırkçı Türk perspektifine boyun eğmeyi zorluyorlar. Muhtemelen inkılaplar yapılacak, bunlar tartışılıyor. Bu tabloyu gören
Özellikle birinci meclis darbesinden sonra Mehmet Akif ve Eşref Edip derginin tüm mazbatalarını, tüm baskı araçlarını alıp İstanbul'a dönüyor. Ve Takrir-i Sükun, yani sansür yasası 1925'te çıkar. Evet. Şeyh Said kıyamından sonra olmuştur bu. Yahut direnişinden sonra olmuştur. Son o zaman kapatıldı 1925'te. Takrir-i Sükun kanunuyla kapatıldı Sebir-i Reşat. O güne kadar bütün sayılarında Bağcılar Belediyesi bunun Latince baskısını yaptı. Epey bir cilt. Hemen hemen hepsini bastı. Oraya baktığımızda, okuduğumuzda İstanbul'a taşındıktan sonra sürekli Sebir-i Reşat, yani Mehmet Akif, Abbas Hilmi Paşa, Eşref Edip gibi kadro muhtemel yapılacak İslam'dan kopma inkılaplarını sürekli fahş eden, uyaran, ikaz eden sürekli yayınlar yapıyor. Evet. Direnişi o gösteriyor. Şeyh Said de bu dergiden çok fazla yararlanıyor ve irtibatı var, okuyor. O da etkileniyor. Yani böyle bir tablo var. Evet. Aslında yani neticede İslam ulus, İslam kavramlarla başlayan Kemalizm, çünkü milli mücadeleyi Mustafa Kemal direkt 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı andan başlatır nutkunda. Evet. Nutuk da resmi ideolojinin temel kitabıdır. O ne derse o. Evet. Evet. Ve ilk dönemi Mustafa Kemal'in, Ahmet Yıldız'ın güzel bir tasnifi var. Üç dönem Kemalizm var diyor. Bir dönem Kemalizm, İslam'a hürmet edeceğini söyleyen, ulusçuluğu gütmekle beraber ama İslam'a hürmetkar bir Kemalizm. 1924'ten sonra 1928-29'a kadar bu sefer İslam'ı, Türklüğü yüceltmek için kullanan bir Kemalizm. Bunun en somut örneği Darülfünun İlahiyat Mecmuası'dır, 1925'te çıkan. Evet. Tamamen Durkheimci bir tarzda vahyi, Kur'an'ı, aynı bugünkü tarihselciler gibi, hı hı, Kur'an'ı tahrif etmeye çalışan bir yayın periyodu yapmıştır. Hı hı. Üçüncü dönem Kemalizm ise tamamen pozitivist, Türkçü, Türk tarih tezine dayanan beyaz ırkçı, artık Orta Asya'yı da bırakmıştır, ırkçı, batıcı bir helezondur. O hikayeyi de zaten Mehmet Doğan yeni yazdı, çok önemli. Mehmet 1932 Doğan. Dini İnkılap Yılı diye, hı hı, Yazarlar Birliği yayınlarından çıktı, çok önemli. O hikayeyi belgeleriyle anlatan bir form. Yani dolayısıyla Mustafa Kemal sürekli, daha doğrusu Kemalizm diyelim, bir Kolemin gibi renk değiştiren, şekil değiştiren bir süreç. 60'ta ayrı bir Mustafa Kemal var. 12 Eylül'de bu sefer Türk İslamcı bir Kemalizm var. 28 Şubat'ta tekrar İslam'a düşman bir Kemalizm var. Yani sürekli şekil değiştiren bir süreç. Gitgeller yaşıyor. Dolayısıyla bu takiye, bu yani kandırmacılıkçılık karşısında ilk dönem birinci meclisteki, yani gerçekten Allah için, toplum için, vatan için, İslam için mücadele etmek isteyen bizim, evet, önce akil adamlarımızın da kanması, aldanması, evet, tabiydi. Bir aldanış söz konusu. Evet. Hamza Hocam, bir virgül koyalım. Şöyle Ankara'ya gidelim. Ankara'da efendim Şeyh Said'in torunu, Erzurum Milletvekili Abdülillah Fırat'ın oğlu, özellikle söylüyorum ki hani kimse meydanı boş görmesin diye, Avukat Muhammed Sabır Fırat var. Evet, bugün Ankara stüdyomuzda siperleri boş bırakmadı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Muhammed Bey. Duyuyor musunuz beni? Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Evet, duyuyorum, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Efendim öncelikle kıymetli babanıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birazdan bize yine bize kırmayacak, telefonla bağlanacak. Sesini bir kez daha duyacağız kendisinin. Ona da sorularımız olacak ama siz tabii Şeyh Said'in torununun oğlu olarak, aslında siz de torunusunuz da özellikle torununun oğlu olarak diye ben hitap etmek istiyorum Muhammed Bey. Şeyh Said nasıl birisiydi? Buradan bu soruyla başlamak istiyorum özellikle. Nasıl anlatıldı size
O aileden, o soydan gelen birisi olarak Şeyh Said'i nasıl tarif edersiniz? Yani Şeyh Said Efendi tabii herkes kıyamıyla, hadisesiyle, mücadelesiyle tanıyor toplum olarak. Ama Şeyh Said'in bir de şeyhlik misyonu, müderrislik misyonu ve ilim adamı misyonu da var. Aile içerisindeki mensuplarımız Şeyh Said Efendi'nin bu kısmını da bilerek yaşadılar. Ve oğlu ve çocukları bu Şeyh Said Efendi'nin bu misyonunu devam ettirerek Kemalizmin kapatmış olduğu medreseleri ayakta tutmaya çalışarak bir mücadele içerisine girdiler. Ta ki büyüklerimize kadar. Şeyh Said Efendi nasıl birisiydi? Biz nasıl gördük? Tabii şimdi bizim bir kan bağımız olduğundan dolayı bir bağlantımız var. Ancak Şeyh Said Efendi bir de kan bağlantısı olmadan yüzlerce, binlerce, on binlerce ve milyonlarca nesli var, torunu var. Kendisine mahkemede bunu sorarlar. Şeyh Efendi, sizin çocuklarınız kimdir? Efendi hiddetle cevap verir. Der ki ikide bir bu soruyu bana soruyorsunuz. Varto'da ilk yakalandığımda çocuklarımın kim olduğunu benden sordunuz, ben söyledim. Diyarbakır'a getirdiğinde savcılık müdde-i umumi benden sordu, ben izah ettim. Şimdi siz soruyorsunuz. Kim benim yolumda ise ve benim davamı kim takip ediyorsa benim neslim odur. Bugün belki biz kan bağından nesilleriyiz ama bugün milyonlarca insan onun davasını güdüyor. Ve 2023'ün son döneminde, son evresinde baktığımızda binlerce insan, milyonlarca insan sosyal medyada Şeyh Said Efendi'yi savunuyor ve illerde, ilçelerde, şehirlerde Şeyh Said Efendi resmini dalgalandırarak altında birleşiyor. Bu açıdan baktığımızda Şeyh Said Efendi'nin önemli bir misyonu vardı. Peki bizim açımızdan Şeyh Said Efendi kimdir? Şeyh Said Efendi bir misyonun, bir mefkurenin, bir davanın lideridir. Şeyh Said Efendi Kemalizme karşı mücadele etmiş bir şahsiyettir. Kıyamı haksızlık ve çarpık zihniyete karşı bir başkaldırıdır. Müslüman Anadolu halkıyla birlikte dini bir harekettir. Ayrıca Kürt halkıyla birlikte de hem dini hem de milli bir harekettir. Bu hareket milli unsurları eşit statüde tutan bütünsel bir harekettir. Şeyh Said Efendi'nin mefkuresine baktığımızda böyle bir önceliği vardı. Şeyh Said Efendi biz nasıl ki Libya'da Ömer Muhtar'ı bir lider olarak görüyorsak, Kafkasya'da Şeyh Şamil'i bir Kafkas lideri olarak görüyorsak, Şeyh Said Efendi'yi de Anadolu ve Kürdistan halkları olarak lider olarak görüyoruz. Ve bu misyon doğrultusunda altında onun fikirleri doğrultusunda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Evet, şimdi böyle sultanımıza baktığımızda, sultanımızın torunların da Abdülhamit Han'ın, 2. Abdülhamit Han'ın torunları da bayağı zorluklar çekmiş. Yani hatta yine sultanın ailesi yurt dışına gönderilmiş, gitmek zorunda kalmış. Böyle zorluklar yaşamış. Onları da zaman zaman ekranlara taşıdık. Sizin böyle zorluklarınız oldu mu? Yani toplumdan biraz önce anlattınız ikiye bölündüğünü ama karşı kesimden size karşı bakış ve davranışlar nasıl cereyan ediyor? Örnekleyebilir misiniz? Öncelikle kendimden başlayayım. Tabii ben babamın milletvekili olması sebebiyle Ankara'da büyüdüm. Ankara'da büyümenin dezavantajları veya avantajları da var. Dezavantajlarından birisi nedir? Ben ana dilim Kürtçe. Ben Kürtçeyi kendi evimde annem ve babam haricinde başka kimseyle konuşmadan öğrenerek büyüdüm. 6 yaşında Türkçe öğrendim. Millet olarak böyle bir handikapımız var. Yani toplum içerisinde kendi dilini konuşamamaktan kaynaklı olarak bir problemimiz vardı. Şeyh Said Efendi üzerinden eğer bir olumsuz bir yargılama oldu mu derseniz, insanlarda şöyle bir ön yargı var. İlk önce sizi Sabır Fırat olarak tanıdığında daha rahat bir şekilde konuşuyor. Ancak ilk önce Şeyh Said'in torunu Sabır Fırat dediklerinde insanların kafasında oluşmuş bir tabu var ve bu tabu şeklinde konuşuyorlar. Kastettiğim kişi Müslümanlar değil veya Şeyh Said Efendi sevenler değil. Laik kesim veya Kemalist kesime yakın olan insanların bu şekilde bir görüşü var. Tabii tanıdıkça, öğrendikçe kafalarındaki o Kemalist tarihçiliğin oluşturmuş olduğu şablon yıkılıyor. Benden ziyade ailemiz ne yaşadı? Aslında bunu anlatmak isterim kısa bir şekilde. Şeyh Said Buyurun. Efendi'nin şehadetiyle birlikte ailenin erkekleri ve Şeyh Said Efendi hadisesine iştirak eden aşiret reisleri şeyhler
İran üzerinden Irak'a geçtiler. Ancak aile Erzurum'da esir kaldı. Hınıs da esir düştü. 1926 ile 1929 yılları arasında Isparta'da sürgün hayatı yaşadılar. İlk önce Isparta Eğirdir Gölü'nün içerisinde Canada denilen bir mevkide gözetim altında alınıyor. Daha sonrasında ise adacık olduğu için gidiş gelişlerine zahmet olduğundan dolayı ailemizin en büyük erkek çocuğu 14 yaşında Şeyh Muhammed ile babamın babası Şeyh Muhammed Emin 5 yaşında beraber kaymakamın yanına giderler ve bu Canada'dan Anakara'ya tahliye edilmelerini ve burada yaşamalarını isterler ve kaymakam da bunu makul görür. 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca burada yaşarlar sürgün hayatı şeklinde. Daha sonrasında 1929'da Af Kanunu çıkar, aile memleketine geri döner. Lakin 1934 yılında tekrardan bir tehcir kanunuyla birlikte tekrardan sürgüne yollanırlar. Bütün erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere Trakya'da Kırklareli ilinin Vize ilçesinin Sergen beldesinde yaklaşık 13-14 yıl boyunca burada mecburi iskanda tutulurlar. Bunların çalışma hakkı yasaktır. İnsanlarla konuşma özgürlüğü engellenmiştir. Bir Sergen beldesinden vizeye gidebilmek için kaymakamın izni, ilçeden ile gidebilmek için bakanın izni, başka bir şehire gidebilmek için bakanlar kurulunun izniyle hareket etmiş ve bu şekilde esaret hayatı yaşamışlardır. Bugün ikinci sürgünde, daha doğrusu Trakya'da doğan ailemizin neslinden babam dahil olmak üzere 5-6 kişimiz kaldı. Allah bunlara uzun ömürler versin. Amin, amin. Tabii büyük büyük sıkıntılar yaşadılar, açlık yaşadılar. Sürgünlerde tabii ister istemez bazı trajedik olaylar olur. Bu trajedik olayların hepsini bizatihi kendileri büyükleriyle birlikte yaşadılar. Bize nasıl bir yansıması oldu? Onu söylemek gerekirse bize yansıması acıları unutmamak ve tekrardan bu hatalara yaşatmamak adına bizlere bunları ve yanındaki tüm insanlara bunları anlattılar. Bize bıraktıkları miras da budur. Evet. Daha sonrasında 1960 darbesinde, bunu da değinerek sözümü bitirmek isterim. 1960 darbesinde 27 Mayıs cuntacılarının oluşturmuş olduğu bir karar doğrultusunda 31 Mayıs 1960'da Şeyh Said Efendi ve ailesinin içerisinde olmuş olduğu 14 kişi 485 kişiyle birlikte Sivas'ta toplama kampına esir düştüler. Bildiğimiz Almanya'nın Hitler'in yapmış olduğu esir kamplarından hiçbir farkı yok. Bunun içerisinde bölgenin ileri gelenleri, aşiret ağaları, şeyhleri, Nur cemaatine bağlı bölge liderleri hepsi burada bir toplama kampında esir olarak tutuldular. Yaklaşık 9 ay boyunca burada bulundular. İçerisindeki en küçük mahkum veya zorunlu misafir, onların diliyle zorunlu misafir de babam Abdülillah Fırat'tır. Ve bu yaşayanların içerisinde tek kişi kalmıştır. Yani bu hadiseyi yaşayanların içerisinde. Daha sonrasında da 55 şeyh ve adı altında bunları Batı'nın değişik vilayetlerine sürgüne tabi tuttular. Yaklaşık 3 yıl boyunca bir sürgün hayatları yaşandı. Daha sonrasında İsmet Paşa'nın onayıyla birlikte Af Kanunu, 105 sayılı Af Kanunu ile birlikte geri döndüler. Ama geri dönmesiyle birlikte ellerindeki tüm gayrimenkuller, menkuller ve kendilerine ait tüm servetler el konularak geri döndüler. Bu şekilde ailemizin yaşamış olduğu mağduriyetler var. Bugün ne yaşıyorlar derseniz, bugün bazı taraftarlar maalesef Şeyh Said Efendi'nin şahsında hem ailesine hem milletine hem dinine sövüyorlar. Bugün de yaşadığımız durum budur. Ancak sevindiğimiz nokta nedir? Bunun karşısında milyonlarca insan ayakta dipdiri onlara karşı mücadele ediyor ve cevap veriyor. Bu da bizim için şeref meselesidir. Şeref, gurur verici bir durumdur. Evet, ağzınıza sağlık. Burada bir virgül koyalım. Hemen efendim yine önemli bir isim. Evet. Mustafa Hacı Mustafaoğulları'na geçelim. Tabii askeri geçmişiniz var. Yani şimdi Mustafa Bey, dinledim ben. Biraz önce Muhammed'i de dinledim. Benim dadaşım Muhammed Sabır Fırat. Allah sabır vermiş gerçekten yani. İsmiyle nail. Evet, yani evet. Şuraya bakar mısınız? Yani bir kıyam var ortada, bir direniş var.
Bu direniş tamamen bu işte gelenekleriniz, görenekleriniz, İslam'dan almış olduğunuz o güzel ahlakın tamamıyla işte elin tersiyle itilmemesi ve buna sahip çıkma adına ve bunu da topluma kabullendirme adına, toplumun işte yaşantılısının bir batılı şeklinde olmaması ve kendi artık zihniyetine, geleneğine ve görene sahip çıkması adına. Ama tabii onunla bitmemiş, asıl yaşantılar, sıkıntılar ondan sonra başlamış. Hala da bu sıkıntılar devam ediyor. Biraz önce Muhammed Sabır Fırat gerçekten anlattı. Ben böyle ağzım açık dinledim. Yani onunla başlıyor ama kesinlikle bitmiyor. Bir asker gözüyle baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben önce şunu söyleyeyim. Yani Muhammed Sabır kardeşimiz bunları anlatırken ben baktım ki Şeyh Said benim ya. Öyle değil mi? Yani 1925'ten 2023'e veya bizim 1997'de işte 28 Şubat sürecinde pik yapan o zulümleri göz önüne aldığımızda değişen bir şey yok. Şimdi benim dinim bu coğrafyada yeni bir din değil. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın vahyiyle bize getirdiği son din. Ve yeryüzünde tek din. Evet. Yani muharref olmayan, bozulmayan tek din. Elhamdülillah ben bunun bir Müslüman olarak bu coğrafyada yaşamaktan ve bu lütufla müşerref olmaktan ben şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Kahrı da biliyorsunuz, lütfu da diyoruz ya. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Yani ben Allah'a inandığım için, İslam'ı yaşadığım için başıma gelecek her türlü belaya razıyım. Ne olursa olsun. Çünkü 1400 yıllık bir yani temeli geçmişi olan bir dine mensubuz. Bizim soyumuz, boyumuz da Türk milleti de 1000 yıldır bu dinin mensubu. Eyvallah. Bizim ecdadımız bu dinle yani ruhuyla, fiziğiyle, bedeniyle, her şeyiyle, coğrafyasıyla hemhal olmuş. Ya sen kalkacaksın 1920 yılında, tabii biz Osmanlı'ya karşı aslında bütün emperyalist güçler 6 asır yeryüzünde İslam'ı hakim kılan Osmanlı'yı paramparça etmek için üzerine yürüdüler. Ve en son Anadolu işgal edildi. Bizi işgal edenler kimlerdi? Bugün dost gördüğümüz, dost diye işte İngiliz'i, Fransız'ı, daha sonra Amerika'sı, Fransız'ı, Yunan'ı, evet. Yunan'ı, İtalyan'ı, bunlar gelip bizzat çizmeleriyle bizim vatanımızı işgal eden güçler. Anadolu'da tabii Mustafa Kemal bir Osmanlı subayıdır. Mustafa Kemal'i bir asker olarak, bir lider olarak yetiştiren Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemidir. Ondan sonra bir Mustafa Kemal yetişmedi. Çünkü onu Osmanlı yetiştirdi. Evet. Geleceksin. Tabii Kurtuluş Savaşı'nı yaparken topyekün birliğe ihtiyacım var. O zaman o ayrışmaları dile getirmeyeceksin. Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte vereceğiz. Savaşı yapacağız. Tabii Osmanlı bakiyesi içerisinde olan her unsur o savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın içine iştirak etti. Filistin coğrafyasından, Libya'dan, yani o coğrafyanın her tarafından bu savaşı iştirak eden unsurlar var. Ve savaş bittikten sonra dış güçlere karşı biz işgali, yani Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. 30 Ağustos'ta en son Yunan'ı denize döktük. Ondan sonra ne oldu? Bu sefer içeriye döndük. Benim 1400 yıllık göksüme köklenmiş, yerleşmiş imanımı sökmeye kalkıyorsun sen. Evet. Tabii ki buna karşı tepki verilecek ya.
Ha, Şeyh Said silahlı bir kalkışma düşünmemiştir. O bunun yanlış olduğunu, o zaman demokratik bir ortam yok ki. Hocam anlattı. Mustafa Kemal bir komitacı. İşin gerçeği bu. Topal Osman'a işte yani bir katliam, bir suikast, bir kaos. Böyle bir yaklaşıma sahip birisi. Şeyh Said de onda yani Mehmet Akif Ersoy gibi, Kazım Karabekir Paşa gibi, herkes Mustafa Kemal gibi düşünmüyordu. Onların hepsi hain ilan edildi. Onların hepsi Yunan gibi düşman ilan edildi. Neden? Bu coğrafyadan İslam'ı kaldır. Batılılaşmanın hedeflerinden birisi batılılaşma. Yani hak batıl diyoruz biz. İki yol var. Bir hak yolu, bir batıl yol. Sen bu millete kalkacaksın, İslam dışı, gayri İslami bir sosyolojik yapıyı dayatacaksın ve bunun karşısında hiçbir tepki olmayacak. Ha şimdi ben Şeyh Said benim, ben onu yani anlatınca onu hissettim. Yani 28 Şubat'ta beni sadece Şeyh Said gibi idam etmediler ya. Ne yaptılar? Yani bu orduda hizmet etmekten şeref duyduğum peygamber ocağı diyoruz biz. Yani vatanı, bayrağı, Kur'an'ı, ezanı muhafaza için güçlü bir orduya sahip olmanız lazım. Bu yönüyle bu orduda bulunmaktan ve şeref o üniformayı giymekten, bu duyguyla yaşamaktan, ki ordunun en önemli şeyi nedir? Şehadet ruhudur. Şehadet ruhu nedir? İslam'dan gelen bir ruhtur. Kimin şehit olduğunu şehadeti kabul eden Allah'tır. Yani böyle bir ne oldu 28 Şubat'ta? Beni ve benim gibi 1650 kişiyi Yüksek Asker Şura kararıyla aynı Şeyh Said gibi düşman ilan edip oradan ihraç ettiler. Komutanım, sizin ihraç... Yani sadece idam olmadık biz. Sizin ihraç nedeniniz neydi? İhraç nedeniniz neydi? Mesela örnek olsun diye aynen, soruyorum. Aynen şöyle yazıyor. Ben sorduğumuzda neden atıldık biz ya? Evet, bizim evet. Suçumuz ne? Tutum ve davranışlarıyla. Tutum ve davranışlardan sebep? Tutum ve davranışlar, benim işte tutumum namazlarımı kılmam. Oruçlarınızı tutmanız. Ya, oruçlar yani... Eşinizin başörtülü olması. Yani ibadetlerimi yapmam diyeyim genel anlamıyla. Yani eşinizin başörtülü olması. Eşimin tesettürlü başörtülü olması. Yani İslami kimliğimiz, tutum ve davranışımız bu. Tutum ve davranışlarıyla yasa dışı, irticai görüşleri benimsediği, işte irtica diye saldırıyor. İslam demiyor. İrtica ile karalıyor. Gerici yaftasıyla karalıyor. Yerli İslamofobi. İslamofobi. Yerli İslamofobi. Tabii. Oo. Aynen. Şimdi yasa dışı, bir de yasa dışı diyorlar. Yani dindar olmak yasa dışıymış. Yasa dışı irticai görünüşleri benimsediğinden dolayı Yüksek Askeri Şura kararıyla oradan atıldık. Mustafa Bey, ve bizi ben şunu da biliyorum. Yani Aster'e üye olan oradan atılmış birçok subay, astsubay 28 Şubat öncesinden 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl evvel ciddi soruşturmalar geçiriyorlar, sorgulamalar. Şimdi hatta bakın, işkencelerden geçenler var bakın, değil mi? Bakın o işkenceye gidenlerden birisi benim. Öyle mi? Nasıl işkence yapıyorlar? Çok önemli. Yani, komutanım. Bu şimdi biz silah arkadaşlığı diyoruz ya. Ya benim silah arkadaşım beni düşman görüyor. Şimdi yani, de oldu. Yani Hava Kuvvetleri bünyesinde 1986 yılında Bulut Projesi adı altında, yani tabi Genelkurmay Başkanlığı'nın da onayı ile bir proje başlatıldı. Ve bu proje ile Hava Kuvvetleri'nde görevli benim gibi 400'ün üzerinde subay, astsubay o merkeze çağrılıp 28 gün sistematik işkenceye maruz kaldı. İşkencenin her türlüsü hem de. Oraya gidenlerden de birisi benim. Ama şunu da söyleyeyim. Oraya en son
1986'da o proje başlatıldı. Ve o projeyi başlatanlar da ben kimsenin kendi inancına, mezhebine yani bu kendi tercihidir. Yani bizim bu ülkede yaşayan değişik mezheplere, görüşlere sahip insanlar var. Yani İslam'ı öcü olarak gösterilen, irtica olarak gösterilen bir ruh yapısının sahip insanlar diyelim. Yani belli bir, bu kategoride toplayabiliriz. Hocam belli bir mezhebe mensup insanlar orada organize oldu. Bir de işin garip tarafı. Yani o mezhep aykırı bir mezhep, batıni bir mezhep de olabilir. Yani neticede modernite, batıcı, batılı paradigma, ilerlemeci, tarih görüşüne... Birçoğu zaten Mason localarına kayıtlılardı de mesela. Evet, tabii şimdi 86'da o proje başlatıldı. Ben 92'de oraya gittim, 6 sene sonra. 6 sene sürdü proje. En son giden 3 kişiden birisi bendim. Ve elhamdülillah oraya kapıyı, kilidi vurmak bize nasip oldu. Çünkü ben, Allah var yani orada ben dinimin gereklerini yaşamak benim birincisi insanlık hakkımdır. İkincisi anayasal, yasal hakkımdır. Bu hakkımı kullanmak için ben mücadelemi sonuna kadar yürütürüm. Ve bu mücadelem hukuk zemininde yürür. Ancak baktım ki hukuk zemini içerisinde ben bu sorunu çözemiyorum. Ama biliyorum ki ben gene sonuna kadar haklıyım. O hukuk zemininin dışındaki yöntemlere de haklarımı almak için başvurmaktan zerre kadar tereddüt etmem. Yani o sorgulamalardaki ortaya koyduğum şey de bu oldu. Ve tabii dedim ya Şeyh Said'i o silahlı mücadele yani onu idam etme yoluna sokmak için tahrik yöntemleri de işleniyor. Bize de bu yöntemler işlendi. Ve bizim de aynı o şekilde yani hukuki yoldan haklarımızı alamayıp başka yöntemlere başvuracağımız şekilde biz tahrik edildik. Ama Cenab-ı Hak bizi muhafaza etti. Yani o merkezden çıktıktan sonra, burada bunu da söylüyorum. Evet. O işlemleri yapan isimleri tek tek tespit ettim. Komutanım, bir dakikada toplayalım. Çok sorum olacak size. Evet. Reklama gideceğiz. Tek tek tespit ettim. Ve hepsini tek tek vurmak için karar aldım. Kendim karar aldım. Beni bu noktaya getirmişlerdi. Tahrikle. Tahrik tabii canım. Artırılmış öfkeyle. Tahrik sen benim dinime, inancıma, sen benim dört çocuğumla beraber beni sen kışın ortasında nasıl sokağa atıyorsun ya? Ne akla atıyorsun? Böyle bir şey senin hakkın var mı? Suçunuz yokken. Hiçbir suçun yok senin. Tek suçumuz dindarlık. Hatta brovelerinizi başarıyla takmışken. Tabii ben hava kuvvetlerinde harbiyeyi dereceyle bitirmişim. Evet. 1980'de. Pilot olarak uçuşa başlamışım. Pilotluğu da kendim bıraktım. En çok sevdiğim meslek. Pilotluk olmasına rağmen... Bu mücadeleden dolayı pilotluğu kendim dilekçe verip pilotluğu bıraktım. Baktım ki bu işin yani bu gidişat farklı bir gidişat. Evet. Bir virgül koyalım. Sevgili izleyiciler, Mustafa efendim, Mustafa Hacıoğulları, Hacı Mustafaoğulları bu vatanın evladı. Ama çektiklerini hep birlikte dinledik. Anlatırken 28 Şubat'ı her zerresinde hissetti. Hissettiğini anladık. Aynen onun gibi yaşadık. Bugün aynı şekilde yaşayanlar var. Reklamlardan sonra onlara da çerçeve açacağız. Efendim Söz Meydanı'nda çok önemli bir yerde kaldık ama ekranını yeni açan izleyicilerimiz için ben bir kez daha konuklarımı arz etmek istiyorum efendim. Efendim Ankara stüdyolarımızda Şeyh Said'in torununun oğlu var bugün. Avukat Muhammed Sabır Fırat. Tabii ilerleyen dakikalarda Şeyh Said'in torunu yazar, hatta 3 cilt Şeyh Said'le ilgili belgeleri tasnif eden ve bize kadar ulaştıran Şeyh Said'in torunu 19. ve 20. dönem Erzurum milletvekili, Refah Partisi'nin milletvekili. Yine 20. dönem ikinci yarısında da Fazilet Partisi'nin milletvekili. Efendim Abdülillah Fırat beyefendi bizimle bir 5-10 dakika lütfedecekler, kırmadılar bizi rahatsızlığına rağmen. Bizimle olacak kendisi. Şimdiden teşekkür ediyoruz.
Evet, biraz önce anlatımlarıyla bizi derinden aslında üzen stüdyomuzda, İstanbul stüdyomuzda emekli Hava Albay, Aster Genel Başkan Vekili Mustafa Hacı Mustafaoğulları bizimle. Yine yayıncı araştırmacı yazar Hamza Türkmen çok değişik bir birinci bölümde aslında Şeyh Said portresi çizdi. Ve diğer tarafta ilk meclisin kurulumu ve daha sonrası ikinci meclisle birlikte üç evreye ayırdı efendim. O üç evreyi tekrarlayacağız yine, biraz üzerinde duracağız. Neden bu üç evre diye ve ne amaçlanıyor bu üç evreden, yine sorularım olacak kendisine. Yayıncı araştırmacı yazar Hamza Türkmen yine bizimle. Efendim, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu stüdyomuzda. Tabii trafiğin maalesef ben bile geç kalıyordum bugün, evet. Neredeyse. Evet. Artık tutturamıyoruz şeyleri gerçekten. Evet. 3 saat önceden çıkıyorsunuz yola ama maalesef gelemiyorsunuz stüdyoya. Artık böyle bir hal oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir çözüm bulması gerekiyor diye düşünüyorum artık bu işe. Evet sevgili izleyiciler, isterseniz fazla uzatmayayım. Ben yine Hacı Mustafaoğulları'yla, Mustafa Hacı Mustafaoğulları'yla devam etmek istiyorum. Ya o dönemde Belen'e yakıştırması vardı. Burada işkenceye tabi tutulan o gruba bir ad da konulmuştu. O Belen'e yakıştırması yapılan kampta, gerçek adı neydi mesela o gün, o kampın? O kamp Ankara Etimesgut'ta. Hı hı. 12. Havalaştırma Komutanlığı'nda oluşturulan orada misafirhanesi, oranın misafirhanesi hapishaneye dönüştürülmüş. Tabii ben oranın dışarıdan resim çekme imkanımız yoktu ama evet. Gözlemlerimle biraz da resim şeyim vardır. Orayı kendimiz resimleyerek canlandırmaya çalıştık. Tamamen fiziki yapısıyla işte o Benele kampı denilen, biz Benele, evet, kampını görmedik ama basında o zaman buraya Benele kampı ismi verildi. Benele kampını da tabii izleyiciler bilmeyebilirler. Bulgaristan'daki Zhivkov döneminde oradaki soydaşlarımıza onların hapsedildiği, zulme maruz kaldığı kampın ismi Benele kampı. Ve bu bizim maruz kaldığımız muameleler de o kampın ismini verecek kadar ağır. Şimdi düşünün, bir subay olarak oraya götürülüyorsunuz, derdest. Yani gitmeyenler zorla götürülüyor. İnzibat marifetiyle veya başka yöntemlerle. Ve orada 28 gün oraya varır varmaz elinize bir savunma. Savunmanızı daha okumadan, şimdi bana savunma verildi, matbu zaten, tekstir, o zaman tekstir vardı, şimdi bilgisayar yoktu o zamanlarda, tekstir kağıdından çıkartılmış, Hava Kuvvetleri Komutanı adına imzalanmış bir savunma. İşte o bahsettiğim gibi tutum davranışlarınızı, irticai işte faaliyetle bulunduğunuzu tespit edilmiştir, işte bu konuda savunmanızı yazın. Altına bir boş bırakılmış. Şimdi Etimesgut, Hava Kuvvetleri Karargahı Kızılay'da, tabii o zaman ulaşım, iletişim imkanları bu kadar değil. Yani şimdi bilgisayar var, basarsınız bir tuşa, gider gelir, orada canlı imza da alınır. O gün o şartlar da, fiziki teknolojik imkanlar da yok. Tabii biz savunmamızı yazdık, bunlar tamamıyla iftiradır. Hiçbir şekilde bizim yasa dışı, ne bileyim böyle suç oluşturacak bir eylemimiz, faaliyetimiz yoktur falan tarzında. Tabii verdik. 10 dakika geçmedi. Yani 10 dakikada benim verdiğim savunma ne zaman Kızılay'a gitti? Ne zaman Hava Kuvvetleri Komutanı gördü? Ne zaman bu değerlendirildi? Ve ne zaman benim cezama karar verildi? 10 dakika sonra yine Hava Kuvvetleri Komutanı'nın imzasıyla savunmanız yeterli görülmemiştir. Size 28 gün hapis cezasıyla tecziye ettim. Sizi buraya tıktım. Bütün camlar kapalı. Yani misafirhaneyi çevirmişler hapishaneye. Camlar kapalı ve camlar dışarıdan tahtalarla çakılmış. Hiçbir şekilde gün ışığı görmüyorsunuz. Zaten içeri girdiğiniz zaman bütün özel eşyalarınız, her şeyiniz alınıyor. Kravatınıza,
pantolonunun kemerine ve ayakkabının bağına. Bizim ayakkabılar asker ayakkabısı, bağcıklıdır. Bağcılar tabii oraya bir nolu üniformayla resmi gittik. Bağcına varıncaya kadar alınıyor. Niye? İntihar edebilir. Mesela yemek geldiği zaman çatal kesinlikle gelmiyor. Bıçak gelmiyor. Sadece kaşık geliyor. Ben kaşığı da silah olarak kullanabilirim. Biz asker olarak bunun eğitimini alıyoruz. O ayrı bir şey de. O psikolojik olarak o havaya sokmak için sorgu odasına götürülüyorsunuz. Gözleriniz bağlı vaziyette. Bir merdiven aşağı iniyorsunuz. Bodrum katına iniyorsunuz. İnerken bütün duvarlar simsiyah boyanmış. Özellikle. Merdivenler aynı şekilde. Yani inerken nereye götürülüyorum acaba korkusu ister istemez yaşıyorsunuz. 24 saat gözetim altındasınız. Yani kamera sistemiyle izlemiyorlar. O zaman tabii teknolojik imkanlar dediğim gibi. Kapıda bir tane nöbetçi asker. Kapı kilitli üzerinizden. Tek kişilik hücrede kalıyorsunuz. Hücre hapsindesiniz. Tuvalete ne bileyim bir şahsi ihtiyacınız neyse kapıyı tıklatıyorsunuz, izin alıyorsunuz. 24 saat ışık açık olmak zorunda. İlk gün ben ışığı söndürdüm. Anahtar koyma o zaman madem bu ışık sönmeyecekse. Söndürüp yatayım dedim. Yani tek kişilik yatak, ufacık bir oda zaten. 4 adıma 8 adım gibi küçücük bir ortam. Hemen asker dedi, kapıyı tıklattı. Söndürmeyin. Asker size emir veriyor. Kesinlikle artık orada siz, ben oraya gittiğimde yüzbaşıydım. Yüzbaşı falan değilsiniz. Ben orada işte çapulcuya dönüştük. Yani üniforma bozuldu. O vaziyette. Ve sorgu, her gün sorguya maruz kalıyorsunuz. İşkence. Yani psikolojik işkence. Karşınızda böyle işte ben böyle bir sahne ortamına girdiğim zaman o şeyi hatırlıyorum. Yani öyle bilinçaltınıza yerleşmiş. Aynen. İşte böyle bir girdim ben mesela o sorgu odası ilk vardığımda içeriye girdim. Kimse yok. Bir tane tabura var. Projektörler böyle güçlü projektörler. Bir tane tabure baktım. Tabure de yere zincirli. Kaynatmışlar zincirle. Kaldırıp vurmayasınız diye bir kimse. Daha önce heyecanlanıp, sinirlenip tabureyi sorgu heyetinin üzerine fırlatanlar olmuş. Hmm, tamam. O nedenle o hale getiriyorlar insanı. Girdim içeriye. Tabii ben oraya gitmeden önce orayla ilgili kendim bir istihbarat toparladım. Yani o da Allah'ın bir lütfu oldu. İzin aldım. 10 gün iznimi aldım. Hanıma dedim ben 10 gün Eskişehir'de görevliyim o zaman. Osman Gazi Üniversitesi'nin kütüphanesine kapandım. Ve o kampla ilgili basına çıkan bütün haberleri 10 gün boyunca sabah gidip akşam orada mesai yaptım. Bir hazırlık yaptım. Yani asıl niyetim yani bu konuyla alakalı benim çağrılacağımı çağrılırsam bilgim olsun anlamında değil. Bu zulme karşı bir duruş ortaya koymamız lazım. Yani bunu da bilerek yapmamız lazım anlamında. Orayla ilgili bayağı bir birikime sahip olmuştum. Ve oraya gitmeden önce sanki orayı hani daha önce görmüş gibi bir şeye sahiptim. Gittim içeriye girdim. Tabii kimse yok içeride. Oradan bir ses. Sorgu heyeti o ışıkla bir perde oluşturmuşlar ya. Onun arkasında. Kimseyi göremiyorsunuz. 5 kişilik bir heyet. O zaman o heyetin içerisinde CIA'den ajanlar olduğu yönünde haberler de çıktı. Yani zaten bizim maalesef yani şimdi bugün tarikatlara özel harp dairesi zaten CIA ile beraber çalışıyordu. Yıllarca onlardan maaş aldılar. Yani Milli İstihbarat Teşkilatımız da maalesef bir zamanlar onların Türkiye bürosu gibi çalışıyordu. Evet. O vaziyette idi. Hoş geldin diye bir ses. Dedim ya buraya hoş gelinmez ama hoş bulduk. Ya ben de ortaya konuşuyorum yani sese cevap veriyorum. Neyse otur dediler.
Oturduk. O şekilde başladık. Yani o boşluğa konuşuyorsunuz. Ya ben bir Türkiye Cumhuriyeti ordusunun subayıyım. Yani benim bir suçum varsa sen niye saklanıyorsun? Yani saklanmana gerek yok. Yani disiplin mahkemesi var veya bizim silahlı kuvvetlerimizin yöntemleri var. Bir de işin ilginç tarafı şu. 1986'da esasında bu Bulut projesi Hava Kuvvetleri bünyesinde bu proje ne için başlatıldı biliyor musunuz? 1986'da silahlı kuvvetler içerisindeki güya Fethullah Gülenci, o zaman öyle deniyordu. FETÖ'cüleri, FETÖ ismi sonradan verildi. Ordudan temizlemek için kuruldu. Fakat bu FETÖ aynı Atatürkçülerin, Atatürkçü geçinenlerin, Atatürkçüler demeyeyim. Çünkü samimi Atatürkçüler de var. Gerçekten o ideolojiye inanmış kişiler de var. Ama onlar hiçbir zaman benim namazıma yani aklı başında yani bir ideolojiye sahip olmak için önce adam olmak lazım hocam. Tabii. Adam olmayanın ideolojisi de bir şeye benzemiyor. Düşmanınızın bile mert olanı öyle. Aynen öyle Ama olması bir de yani Atatürkçülüğü veya Kemalizm ideolojisinin kaç çeşidi var? onu Hangisine diyorum. mensup? İşte o dedi ya Bukalemun. Şimdi bu FETÖ'de demek ki aynı yöntemleri benimseyen yani dinde bir mümin vardır, bir kafir vardır, bir de münafık vardır. Bu münafık dediğimiz Bukalemun. Yani mümin değil. Her renge bürünebilen. Şimdi FETÖ o zaman fetva verdi. Dedi ki kız hanımlarınız başlarını açın. Yani başörtüsü füruattır. Fetvası teferruattır. Önemli değil. Evet, fütürat. Deyip o insanları öyle zehirledi. Hanımlarınız başlarını açın. İçki içebilirsiniz. Kendinizi izlemek için içki içebilirsiniz. Ben burada Harp Akademileri Komutanlığı'na kurmaylık kursu için gelmiştim. O zaman bir arkadaş, o da 83 mezunu, Abdülkerim diye bir arkadaş. Beraber geziyoruz Beşiktaş'ta. Konuşurken bu onun ekibinden. Biz de onları adam yerine koyuyorduk. Yani abi dedi ben dedi Allah rızası için içki de içerim. Bilmiyorum bu FETÖ'nün böyle bir talimat fetva verdiğini. Dedim ne diyorsun dedim lan sen. Affedersiniz. Ben oğlum içki Allah haram kılmış. Sen Müslümansın. Nasıl dedim Allah rızası için içki içersin ya? Allah'ın rızasıyla içki içmek nasıl bağdaştırabiliyorsun sen? Bu nasıl bir şeydir dedim. Sen ne diyorsun? Bir de tuvalette klozete oturarak gizli namaz kılıyor İşte ima ile işaretle. namaz kılmak. İma İşte ile. affedersiniz. Bu tür fetvaları verdi. Ben şimdi ne oldu biliyor musunuz? Silahlı kuvvetlerdeki FETÖ'cüler bu projeyi öyle bir dönüştürdüler ki 92'de 6 sene sonra ben gittiğimde beni kapıda karşılayan bir üsteğmen arkadaş. Ben yüzbaşıyım o zaman o üsteğmen. Ve bu adamla biz daha önce Kütahya'da beraber çalıştık. Lojmanda benim komşumdu. Biliyorum o grubun adamı olduğunu, FETÖ'cü olduğunu. Nizamiye'de bu beni karşıladı. Yani cezaevi aracıyla cezaevi aracına o demir şeyli falan o arabaya tıktılar. Onunla götürdüler bizi. Nizamiye'de beni görünce orada insiyaki böyle hani iki insan yıllardır görüşmeyen hani şey yapar ya böyle. Orada bir sarıldık. Abi sen de mi geldin muhabbeti? Kulağıma abi biraz uzak duralım dedi ya. FETÖ'cü biliyorum. Biz yıllar sonra çözdük bunları. İçeride doktor beni her gün muayene ediyor. Güya beni sağlığım için muayene etmiyor. Burası Belene işkence kampı ya. Orada insanların suratında sigara söndürmek. Yani hakaretlerin bini bir para. Yani onurumuzu zedelemek için. Yani insanlık onurumuzu zedelemek, fiziki ve ruhsal bütünlüğümüzü darmadağın etmek için işkencenin zaten amacı budur.
Manevi işkencenin ötesinde fiziki işkence de insanları günlerce zemini yani hiç oturacak yatacak bir şey yok böyle bir zeminde günlerce ve bir zeminde özellikle ıslatarak yani orada tutarak yani akla gelecek her türlü işkenceyi. Evet. Şimdi içeride o doktor dedim ya beni her gün muayene ediyor, rapor tutuyor, sağlığı yerinde. Yani işkence merkezi olduğu için herhangi bir sıkıntı ya biz davacı olursak yani bu belgeleri ortaya koy. O doktorun da FETÖ'cü olduğunu sonra öğrendik. Yani FETÖ'cüler Silahlı Kuvvetleri içerisinde o sorgu merkezini yönetenler ele geçirip dindar insanları bizim gibi yani şununla bununla alakası olmayan yani alakam da olabilir ayrı bir şey. Yani yanlış şeylerle bizim şimdi diyorlar ki işte şu cemaat, şu tarikat bilmem ne. Peki bunlar kötü de tarikatlar kötü de. Mason tarikatını ne yapacağız? Evet. Silahlı kuvvetler şu anda Mason tarikatının kıskacı altında. Evet. Bütün pislikler onlardan kaynaklanıyor. Bu soruyu soralım, bir virgül koyalım. Oraya geleceğiz, Seymenler Krizi'ne geleceğiz. Efendim kıymetli Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu. Efendim hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz. Tabii biz Şeyh Said İhsani ile başladık birinci bölümde hocam. Şeyh Said İhsani'yi şöyle bir açmaya çalıştık ve Şeyh Said kimdir dedik. Şeyh Said kimdir sorusuna Mustafa Hacı Mustafaoğullar dedik, Şeyh Said benim dedi. Yani çünkü eğer siz İslami bir kimliğiniz varsa, Müslümanca bir duruşunuz ve yaşantınız varsa Şeyh Said bu dönemde de siz oluyorsunuz dedi. 28 Şubat'ta ben oldum dedi. Siz de 28 Şubat'ta böyle oldunuz mu? Ve Şeyh Said isyanı Musul bağlantısına kadar şöyle getirelim, toparlayalım. Vaktimiz de biraz kısıtlı artık bu saatten sonra. Belki birazdan da yine Ankara'ya bağlanacağız. Biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy anma efendim töreni var. Sayın Cumhurbaşkanımız orada hitap edecek. Belki de oraya şöyle kadrajlarımıza çevirir olacağız. Hızlıca hocam buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi Şeyh Said efendi isyanı keşke olmasaymış. Eyvallah. Bilgimize göre birçok kaynaktan edindiğimize göre Şeyh Said Efendi'nin böyle bir isyan niyeti yoktu. Ama bu isyan üzerinden art niyetler o kadar çok devam ediyor ki ve bu art niyetler sadece o tek parti döneminde değil Tanzimat'tan beri devam ediyor. Daha geriye de götürebiliriz Lale Devri'ne kadar. Ben Türkiye'deki insanlara diyorum ki bak sevgili kardeşim İngilizler ya da içimizi karıştıran güçler bizi birbirimize kırdırıyor. Bu hani böyle çok yaygın cümle gibi gözükse de kenardan sigaralarını içiyorlar. Bizi izliyorlar bak ne güzel başardık diye. Bizi birbirimize kırdırıyorlar. Çok doğru bir tespit. 1838 Baltı Limanı Ticaret Sözleşmesi, 1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi, affedersiniz ondan önce 1839 Tanzimat Fermanı. Bununla birlikte Osmanlı adeta İngiltere'nin bir vilayeti haline gelmiştir. Öteden beri bizim iç işlerimiz karıştırılmaktadır. Öteden beri. Tanzimat'la birlikte bu Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı bir slogan vardı. Her şey çok güzel olacak. Gördük her şeyin çok güzel olmadığını. Bize bu yalanları hep söylediler. Şinasi efendim dışlanıyormuş öyle diyorlar. Tabii ki dışlanacak. Osmanlı'ya sen nasıl meydan okursun? Bir hatası olabilir o ayrı. Osmanlı'nın eleştirirsin. Meydan okuyacaksın sen Osmanlı'ya. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bir meydan oku bakayım seni sağ bırakıyorlar mı? Evet. İngiliz Fransız İmparatorluğu'na meydan oku bakayım sağ bırakıyorlar mı? Şinasi sen kimsin ya? Bir sefer saygısızlık kimse yapmayacak. Ne diyor Reşit Paşa için? Bir ıtıknamedir senin kanunun. Haddini bildirir sultana. Ne münasebet. Şimdi bu kadar alayı vala ile bakın Tanzimat. Ne olacakmış? Osmanlı da zulmet devrini bitirmiş. Diyorum ki Tanzimat övenlere. Hemen orada bana cevap verin. Tanzimat madem işe yarayacak idi. Niye yaramadı? Niye meşrutiyeti ilan ettiniz? Niye ikinciyi ilan ettiniz? Niye tek parti dönemini yaşadık biz? Bakın bu 200 seneye yakındır devam ediyor. İç işlerimiz bu tür gerekçelerle yarın güzel olacak, öbür gün güzel olacak. Biz Batı teknolojisini takip edecektik. İşte bunlar yüzünden takip edemedik. İşte ulema yüzünden takip edemedik. Tanzimat'tan beri bütün güç elinizde.
Hani korkuyordunuz, eleştiriyordunuz 1826 Yeniçeri'nin ortadan kaldırılmasıyla. Yeniçeri'yi de kaldırdınız. Ulema Yeniçeri'ye dayanıyor diyordunuz. Ulemanın dayanacağı hiçbir şey kalmadı. Bütün güç elinizdeydi. Hele tek parti döneminde idam sehpalarını kurdunuz. Neden o iddia ettiğiniz teknolojiyi, fenni, bilimi neden getirmediniz? Neden teknoloji, fen, bilim biz beklerken şapka getirdiniz? Ya bunları bir sorgulayın. Şimdi bu öteden beri Tanzimat'la başladı. Sadece Şeyh Said Efendi ile başlamadı. Şimdi burada Şeyh Said Efendi keşke isyan etmeseymiş. Tamam, bunu söylüyorum. Peki geri gidip sorgulama yapmayacak mıyız? Sözlerine uymayan kimler? Kim sözüne uymadı? Makamı muallâ-i hilafeti korumak için ifadesiyle İstiklal Harbi başlandı. Saltanatı korumak kısmını kenarda tutuyorum. Bizim isteyeceğimiz bir şey saltanat değildir. Ama bunu söyleyenler İstiklal Harbi'ne, başta Menzil Şeyhine, efendim Mustafa Kemal'in yazmış olduğu mektup var Nutuk'ta. Bunu açın okusunlar. Şeyh Ahmet Senusi Efendi var, Senusilerin lideri. Bir sürü tarikat, cemaat İstiklal Harbi'ne katıldı. Siz dediniz ki makam-ı muallâ-i hilafeti kurtaracağız dediniz. Tek partiye sesleniyorum. Sözünden dönen sensin. Evet. Seni sorgulamayacak mıyız şimdi? Evet hocam, virgül koyalım. Ankara'ya gideceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Mehmet Akif Ersoy'u anma töreninde konuşuyor. Kadrajlarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Evet sevgili izleyiciler, kadrajlarımız Ankara'daydı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, tabii günün anlam ve önemine istinaden konuşmasını hep birlikte dinledik. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Tabii biraz böyle olunca hızlandırılmış bir tura girdik artık. Yani İnşallah. Üç soruyu birden sorayım. Şeyh Said isyanı, Musul bağlantısı ve Musul'dan gelelim hemen 28 Şubat'a ve bugün Teğmen krizi var. Yani aslında hepsinin odak noktası aynı. Yani sizin kimliğiniz, şahsiyetiniz olarak çıkıyor. Evet, evet. Bu bağlamdan nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi muadilleriyle desteklemek evet. lazım. Birincisi, evet, isyan Yardım, olmasaydı... Şunu biraz arkasını geniş tutabilir misin ipini? İsyan, evet. isyan olmasaydı çok daha iyi olacaktı ama... Şimdi isyana gelen şartlara bakalım. Bir, sözünü kim tutmadı? Yani İstiklal Harbi'nde bu insanlardan destek istediniz. Hı hı. İstemeseniz bile biz seve seve bu desteği veririz zaten. İstiklal Harbi'ni ifade şu, makam-ı muallayı hilafeti kurtarmak için evet. dediniz. Bu insanlar destek verdi. Efendim neymiş? Tanzimat'tan beri diyorlar ki teknolojide geri kaldık. Teknolojide geri kaldık, teknolojide de geri kaldık. Tanzimat'tan beri güç ellerindeydi. Teknoloji için... Kayda değer %10'u geçmez. Adım hiç atılmadı. %10'u geçmez. Cumhuriyet yani tek parti dönemi dahil. Sizin teknolojide geri kaldık söylemiyle aslında icraatınıza bakıldığında insanların hayatlarını, hayat tarzlarını değiştirme niyetleriniz ortaya çıkıyor. İstiklal Harbi'ni yaptık. Abi baktık ki tek parti CHP'sinin başka bir ajandası varmış. Bizim hayat tarzımızı değiştirme gibi ajandası varmış. Şimdi temsilen söylenir ya, uzaya çıkacağız. Tamam, beraber çıkalım. Efendim ama sizin sarığınız engel. Ne olacak? Şapka takacaksınız. Uzaya çıkmaya şapka neden engel olsun ki? Benim şapkam neden engel olsun? Efendim alfabe engel. Çin alfabesi sebebiyle değiştirdi mi alfabesini? Çin alfabesi sebebiyle geri mi kaldı? Şimdi uzaya şapkam neden engel olsunuz dediniz. Şapka taktık yine gidemedik. Şimdi onu diyecektim. Hadi bunlar öyle böyle şöyle. Hepsini yaptık. Niye gidemedik? Teknolojiyi transfer etme gibi niyetleri yok. Tanzimat'tan beri bu devam ediyor. Hayat tarzını değiştirme. Batı'nın peyki olma. Şimdi bakıyoruz. Bir, sözünüzü siz tutmadınız. Şeyh Said Efendi değil. Bir, iki, dolayısıyla isyan etme hakkına sahiptir mi diyorum. Hayır. Çerkez Ethem isyan etti. Hain dediniz mi? Bazıları dedi, sonra denmedi. Desin mi diyorum? Hayır. Ahmet Anzavur isyan etti. Hain dediniz mi? Demediniz. Hatta ne denir? Yiğidin arman olduğu yer diye Yozgat'tan bahsedilir. Tebrik ediyorum Yozgatları. İsyan ettiği için değil. Şu an bile ülkemizin bir parçasıdır. Bu söz için yiğidin arman olduğu yer diye selamlıyorum. İsyancı bir ilde demiyorum. Deyin de demiyorum.
Yozgat'a hain dediniz mi? Demediniz. Benim yaşadığım şehir. Bolu Atapazarı düzce hendek ayaklanmaları oldu. Hain dediniz mi? Demediniz. Demeyin dedin diye söylemiyorum. Ama sizin ajandanız farklı. Ama sizin dış bağlantınız daha fazla ortaya çıkıyor. Yani bir, Şeyh Said Efendi sözünden dönmedi. Siz döndünüz. İsyan etme hakkına sahiptir manasında tekrar söyleyeyim. 40 türlü manaya çekilir ya, o yüzden ara cümleler kullanıyorum. Evet, evet. Bir, iki, burada bir sürü isyan oldu. Hiçbirine hain demediniz. Denilmesin tabii ki. Şeyh Said Efendi'ye hain demenizde sizin başka bir ajandanız var. Nedir o? Türk ve Kürt halkları, PKK'ya pek olmayan Kürtleri sayıyorum. PKK'ya bende olanları kenarda tutuyorum. Etle tırnak gibidir. Bakın yabancı okullar, önce şunu söyleyeyim. Ermenilere milleti sadıka denirdi. Milleti sadıka. Sadık milletti. Ama yabancı okullar, FETÖ okulları gibi Türkiye'de kuruldu. Vesilesiyle, yani onların iliyle Ermeniler en büyük düşmanlarımız haline getirildi. Ermeniler Türklerle düşman haline getirildikten sonra hedef Kürtlerin düşman haline getirilmesiydi ki bu yabancı okullarda Kürt okulları, Kürt sınıfları açıldı. Hedef buydu. Lavrens'in de hedefi buydu. Kürtleri bizle düşman etmekti. Fakat Kürtler Türklerle o zamanlar hiçbir zaman düşman olmadı. Şimdi PKK'ya kanan Kürtler var. Onlar inşallah gerçeği görür. O ayrı. Hatta o kadar ki hala buna çalışıyorlar. Ya anlamıyor musunuz? Ben Kürt kardeşlerime, PKK'ya inanan Kürt kardeşlerime söylüyorum. Bakın sevgili kardeşim, bir avuç Gazze'ye, Gazzelilere, Gazze'yi yar etmeyen İsrail, arz-ı mev'ut bölgesindeki o siz Kürdistan kuracağız diyorsunuz ya, size yar edecek mi bunu? Görmüyor musunuz? Suriye, Irak bizden koptu, onlar da zayıfladı. Sonra bize bağlanmak istediler. Sonra ne oldu? Kan, gözyaşı o bölgelerde var mı yok mu? Ok olsun mu diyoruz? Hayır. Oralar bizden kopartıldıktan sonra, biz zayıflatıldıktan sonra oldu. Görmüyor musun sevgili kardeşim? Sezai Temelli ne diyor? Buralar onların eş başkanıydı bir ara efendim. Buralar arz-ı mevut toprakları. Musa buralarda gezdi. Sezai Temelli bu Yahudi söylemidir. Hatta haddizatında Siyonist söylemidir. Güneydoğu İsrail'indir diyor. Güneydoğu İsrail'indir diyor. Buyurun şimdi. Sen bu Siyonist söylemi kullanan PKK ile kendini nasıl bir sayıyorsun sevgili Kürt kardeşim? Bakın 24 milyon kilometre kareden koparta 780 bine düşürdüler. Önce Arnavutlara Büyük Arnavutluk Vadi ile isyan ettirdiler. Arnavutlar oyunu anladı hamdolsun. Arnavutlar Osmanlı içinde tek bir devletti. Hepimiz. Ne oldu? Büyük Arnavutluk. Ne oldu? 100 senedir Büyük Arnavutluk gören var mı? 6 devlete parçaladılar. Derken Büyük Arabistan. Yine 1917'yi takip eden yıllarda efendim. Hani 100 sene geçti. Nerede Büyük Arabistan? Büyük Kürdistan mı olacak? Ya nasıl inanıyorsun? Selahattin Demirtaş Kürdistan'ın 4 parçası diyor. Efendim nasıl inanıyorsun? Bu Siyonist uzantıların peşinden nasıl gidiyorsun? Mesele o zaman efendim Şeyh Said isyanının çıkartılması meselesi, hızlı gidiyorum. Evet, efendim. Türk Kürt çatışmasını devam ettirtmekti. Ama orada şuydu. Musul Türkiye'ye bağlanacaktı efendim. Gerçi Musul Türkiye'nindi. Mondros Mütarekesi'nde 30 Ekim'de bizim elimizdeydi Musul. Ne demek bu? Mütarekede sizin askeriniz hangi toprağı koruyorsa biz misak-ı milli öyle ilan ettik. Evet. Dolayısıyla oralar sizin olarak barış anlaşması. Hocam okur. Musul meselesi dediniz ya, bir VTR'miz var. 1,5 dakika özellikle yorumunuzu almak istiyorum. Lütfen. Üzerine. Hamza hocama da soracağım çünkü. Zeyt gönderelim. Ya bazıları Musul Şap işte Said dönemi dolayı gitti falan. Bakın bunların niyeti, eğer Musul hassasiyeti olsaydı şu laf olmazdı. Bu laf kimin biliyor musun? Bak şapka ve Musul meselesi. Şu cevabı vermek cesaretinde bulundum. Kimin dediğini şimdi kapakta göstereceğim. Şapka giymek bu millet hesabına bir Musul fethinden üstündür.
Atatürk hafifçe gülümsediler ve başlarını birkaç defa eğerek beni taltif etti. Bak şimdi. Kimmiş? Kim? Kim söylüyor bunu biliyor musun? Bunu anlatan kim? Kim? Verelim kapağı Zeyd. Atatürk'ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkur. Atatürk ihtilalinde yazıyor. Atatürk'ün Adalet Bakanı Kemalist devrimin ideologlarından, Kemalist devrim mimarlarından Mahmut Esat Bozkurt söylüyor. Ne diyor bir daha görelim sözü. Ne diyor? Geri gelelim Zeyd. Evet o sözü bir daha çok önemli çünkü. Yani, hani diyor Musul meselesi, Musul'u çok önemsiyormuşlar ya. Diyor ki şu cevabı verme cesaretinde bulundum. Şapka giymek bu millet hesabına bir Musul fethinden üstündür. Atatürk hafifçe gülümsediler ve başlarını birkaç defa eğerek beni taltif etti. Peki Musul meselesi bu kadar önemliydi de, bu burada dursun. Madem bu kadar önemliydi de, 25 yılında Şeyh Sait isyanı çıkmış değil mi? 28'de idam kararını çıkarmışsın, yakalamışsın 2 ayda. 25 yılda başka ne oldu? Şapka devrimi oldu değil mi? Kastamonu'da. Ve ne diyor Orhutkun'da Mustafa Kemal Paşa? Gerekirse bazı kurbanlar verelim diyor. Çünkü biliyor ki büyük tepki gelecek. Peki malzeme Musul hassasiyeti var Türkiye Cumhuriyeti'nin o zaman değil mi? Musul'a bir şeyi düşünüyor. Peki büyük tepki geleceğini bildiği halde diyor ya bazı kurbanlar verelim gerekirse. Bu kadar büyük tepki geleceğini biliyor. Şapkayı niye ilan ediyor? Ya Musul'u bir halledelim de şapkayı öyle ilan edelim niye demiyor? Yani niye demiyor mesela? Yani Şeyh Said'i yakalamışsın. Bak Haziran'da Şeyh Said'i idam ediyorsun. Yani Nisan'da yakalamışsın. Ağustos'ta şapkayı ilan ediyorsun 2 ay sonra. Hani nerede Musul? Şimdi buradan bakarsak. Burada Musul bizim toprağımızdı. Burası uzun sürer onu söyleyeyim. İngilizler ateşkesten sonra ateşkesin aleyhine 4 Kasım ya da 10-11 Kasım tarihleri diyorlar işgal ettiler. İngilizlere deniyor ki ateşkes ilan ettik. Siz Musul'u niye işgal ettiniz? Musul, Kerkük, Süleymaniye hepsi bir. Biz birliklerimize haber gönderemedik diyorlar. Ama sorun değil. Biz barış masasına böyle otururuz diyorlar. Musul sizinmiş gibi otururuz diyorlar. İyi peki oturuluyor. Şey Lozan'da görüşü şey tıkıyor Lozan görüşmelerini. Ayıralım. Hep adım adım oyun. İngilizler, Türkler bunu ayrıca görüşsün. Ayrıca görüşüyorlar. Ayrıca görüşürken efendim diyor ki Türk tarafı. Bu arada uyduruktan bir Irak devleti kurdular. Eski siyasi yapısı ne bunun? Musul, Bağdat, Basra vilayetleri. 3. Efendim, burada uyduruk bir Irak devleti kurdular. Güya Musul halkına şunu soracaklar. Siz Türkiye'ye mi bağlanmak istiyorsunuz? İran bağlanmak istiyorsunuz. Kont Teleki komisyonu kurdular. Macar üye, onun ismine atfen. Türkiye diyor ki ya referandum yapalım bu kadar net değil mi? Diyorlar ki onlar da Kürtler nereye oy vereceğini bilemez. Aşağılıyorlar benim Müslüman Kürt kardeşimi. Evet. Bu sefer Kürtler belli Türk tarafını tercih edecek. Güya geziyorlar dolaşıyorlar. Efendim bir karar çıkıyor. Ama bu karar çıkmadan önce Kürtler İngiliz birliklerine İngiliz hedeflerine saldırıyor. Kürtlerin kararı belli. Efendim İngilizler Kürtlerin bir oldu bitti yapmaması için ne yapıyor biliyor musunuz? Musul'la Türkiye arasına birlik yerleştiriyor. Bir Ur gibi. Sonra karar çıkıyor. Karar ne? Arapların bir kısmı Irak istiyor. Diğer bir kısmı Türkiye istiyor. Kürtlerin kahir ekseriyeti Türkiye istiyor. Türklerin de hepsi Türkiye istiyor. Tehlike. Hemen Şeyh Sait isyanı patlatılıyor. Evet. Şimdi kardeşim hocam, bu kaçıncı oyun ya? Evet. Şimdi diyorlar ya Temel muz kabuğunu görünce eyvah yine düşeceğim demiş. Ya senin toprakların kopuyor İngilizler şöyle yapıyor. Temsilen affedersin. Nasıl yiyorlar birbirlerini? Evet. Ya Kürtle Türk'ün kavgasından İngiliz'e ancak çıkar sağlamak gelir. Efendim kaç tane isyan olmuş? Devletin birliğine, bütünlüğüne değil, hükümete olmuş bu isyan. Evet. Ahmet Anzavur, Çerkez Ethem, Abolu Adapazarı, Düzce Hendek, Konya. Bunların hiçbirine hain demiyorsun, Şeyh Said Efendi'ye hain diyorsun. Peki Şeyh Said Efendi'nin bertaraf edilmesi mi gerekiyordu ki FETÖ şapka kanunu çıksın? Birinci soru. İkinci soru, yine Şeyh Said Efendi bertaraf edilmeliydi mi Musul meselesinin üzeri kapansın? Musul meselesinde zaten Şeyh Said isyanı gerekçe gösterilerek hızlandırıldı İngilizlerle anlaşmaya.
İngilizler biz daha onlara Musul'u vermeyi reddediyoruz. Yeni görüşmeye Hakkari'yi de istiyoruz teklifiyle geldiler. Ya yürü git dediler, biz daha Musul'da anlaşamadık. Ama İngilizler bunu tezgah olarak yaptı. Burada da anlaşamayınca ne olacak? Konu güya Birleşmiş Milletler'e gidecek. Birleşmiş Milletler'in Siyonizme hizmet ettiğini şimdi görüyoruz ya. Ki o zaman Milletler Cemiyeti ismi Türkiye üye bile değil. Tezgah hazır. Şeyh Said isyanı çıktı. Şeyh Said isyanında falan. Bir de Şeyh Said Efendi'ye de bu konuda suçlamalar var. İngiliz işbirliği diye. İsmet İnönü'nün kendisi bile söyledi. Tamam. Hiçbir şekilde delil bulunamadı diye. Efendim buradan mesele Musul meselesinde efendim Şeyh Said isyanını patlatmaktı. Bakın Muhammed Bey, isyan oldu bitti. Hala niye kaşıyorsun? Bak sevgili kardeşim, tek milletle imparatorluk olmaz. Türk imparatorluğu da olmaz. Kürt kardeşlerime diyorum, Kürt imparatorluğu da olmaz. Laz da olmaz, İngiliz de olmaz. İngiltere'nin resmi adı ne? United Kingdom, Birleşik Devletler. Bak, kraliyet. Amerika'nın ismi ne? United States. Evet, Birleşik Devletler. Amerika'nın ismi. Ya tek milletle, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Aptal cümlesi. Bak sevgili kardeşim, iyi niyetli olanlara söylüyorum. Sen Türk tarihine bir bak bakayım. O 17 Türk devleti var ya, aşağı yukarı kahir ekseriyetini yine Türkler yıktı. İçinden çıkan Türkler yıktı. Hain mi diyeceğiz şimdi? Evet. Efendim ne yapıyorlar? Türk'ü Kürt'e düşman ediyorlar. Eğer Türk Kürt'e düşman olursa Osmanlı'nın Balkanlardan kopartılması, Mezopotamya'nın Osmanlı'dan kopartılması ve Anadolu'nun efendim parçalanması sonucu çıkar. Sevgili Kürt kardeşim, o buradan bir Kürdistan çıkar diye sevinme. Suriye'ye, Irak'a bak. Evet. Ben de sevinmeyeyim. Senin kaybına benim tahammülüm yok. Ama şu ajan provokatörler var ya, önemli bir kısmı FETÖ'cüler, önemli bir kısmı PKK'lılar o sosyal medyada işte çakma hesaplar. Bunlar ne yapıyor? Hala Şeyh Said isyanını kaşıyor da kaşıyor. Şeyh Said Efendi Türkiye devletinin birliğine, bütünlüğüne isyan etmemiştir. Evet. Sizin İstiklal Harbi'nde söz verip İstiklal Harbi'ni bu mazlum milletten çalıp Cumhuriyet kurmuşlar, tek parti. Bakın bir şey söyleyeyim. 5 tane domates, 3 tane domates. Ne dersin? Çok olan bu dersin, değil mi? Evet. 12 metre kumaş, 8 metre kumaş. Ne dersin? Uzun olan bu. Bir yerde cumhuriyet diyorlar ya, çoğunluğun anlaşılması için en az 2 tane olması lazım, değil mi? Evet. Tek parti cumhuriyetinin neresi cumhuriyet? Bir tane parti. Çevirin bakın, bir tane. Neresi cumhuriyet? İstiklal Harbi'ni yapmış bu millete, bu layık mı? Layık mı bu? Osmanlı, o dönemi ben zaten Osmanlı'nın gerçek dönemi olarak zaten tanımlamıyorum. Osmanlı'nın da gerisine düşürdüler bu milleti. Evet. Osmanlı'da en azından en az 3 tane parti vardı. Diğerlerini sayamıyorum. İttihat Terakki, Hürriyet İtilaf, Ahrar Fırkası. En az 3 tane vardı. Evet. Osmanlı'dan daha ileri gidecektik. Bir tane parti kurdunuz. Hocam bir dakikayla toparlayın. Bir 7,5 dakika daha bir tur yapacağız. Tamam. O zaman hemen şunu da toparlayayım. Siz bu İstiklal Harbi'ni kazanmış millete biz İstiklal Harbi'ni niye yaptık ya? İngilizler, Fransızlar gelseydi bu dağları, denizleri yiyip içmeyecekti. Gelip bizi kendi kanunlarına göre yönetmesinler diye yaptık. CHP'yi kaçırdık. CHP İstiklal Harbi'ni biz yenilseydik Allah korusun, düşmanlarımızın kuracağı yönetimi CHP kuracakmış. Biz İstiklal Harbi'ni bunun için mi yaptık? Hemen bir uydurma çıkar oradan. Niye yaptık mı diyorsun? Hayır. Yaptık, yine yaparız, sonuna kadar da yaparız. Ama biz seni kaçırdık CHP. Sen bize söz verdin, verdiğin sözleri tutmadın. Biz sana güvendik. Şeyh Said Efendi'ye verilen sözleri de, Şeyh Ahmet Senusi'ye de, Şeyh Diyaüddin Efendi'ye de ve Anadolu'nun mazlum halkına da verilen sözleri tutmadınız. Biz İstiklal Savaşı'nı şu düşmanlarımız bizi yönetmesin diye yapmıştık. Ama sen onun uzantısı çıktın. Sen düşmanlarımız bizi işgal ettiğinde ne yapacaklar idiyse onların hepsini sen yaptın. Evet. Şimdi Şeyh Said Efendi'ye böyle bakmak lazım.
Bir de bir şey daha var. İdam ettin ya. Cezasını verdin, bu insan temizdir. Hala neyin düşmanlığı? Cam kırdı birisi, bedelini ödedi. Ölene kadar sen cam kırmıştın, sen cam kırmıştın, sen cam kırmıştın mı denir. Burada kötü niyet var. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırma. Evet. Sevgili Türk kardeşlerim, sevgili Kürt kardeşlerim, oyuna gelmeyin. Biz bütün milletle birlikte bütünüz. Eğer bunları kaybedersek var ya, bir tabir var, Balkanlaşma. Paramparça olun. Evet. Paramparça oluruz Osmanlı'nın evet, olduğu gibi. Evet, boyuna gelmemek lazım. Evet. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Hemen Ankara'ya dönelim. Ankara'da Muhammed Sabır Fırat. Evet Muhammed Bey, dinlediniz. Şöyle bir grup bir tur yaptık, yapabildik en azından. Şöyle görüş önerilerinizle birlikte tespitlerinizi ve önerilerinizi paylaşmanızı özellikle istiyorum. 7,5 dakika süremiz başladı efendim. Buyurun. Öncelikle Tayyip Bey'in Mehmet Akif Ersoy'un anma etkinliğinde konuşması şöyle bir önemi var. Mehmet Akif de Şeyh Said Efendi, Seyit Rıza ve Bediüzzaman Molla Saidi Kürdi Hazretleri gibi bir mazlumdu. Bugün televizyonlarda resmi makamların Mehmet Akif'i anması, bu mazlum şahsiyeti anması çok önemli husus. Tayyip Bey, zulüm karşısında susanlardan olmayız, haksızlıklar karşısında mazlumun yanında olacağız şeklinde çok güzel bir beyanda bulundu. Bugün Şeyh Said Efendi, Bediüzzaman Molla Saidi Kürdi ve Seyit Rıza da bir mazlumdur. Ve bugün bu üç büyük şehidin mezar yerleri belli değil ve ailelerine teslim edilmemiş. Zulüm karşısında sessiz olmamak adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu mazlum şehitlerin mezarlarını da talep etme hakkımız vardır. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak bu insani ve İslami hakkı tüm kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetten talebimizdir. Onun haricinde Ebubekir Hocam konuşurken Şeyh Said Efendi'nin hadisesine, kıyamına isyan şeklinde bir kelime kullandı. Bizler Şeyh Said Efendi'nin kıyamına isyan demeyiz. İsyan, Allah'a isyan edenlere karşı Şeyh Said Efendi kıyam etti. Yani ayaklandı ve mücadelesini devam ettirdi. Yani İslami terminoloji çok önemlidir. İsyan, haksızsan isyan edersin. Ama kıyam ise farklı bir durumdur. Yani bunu düzeltme açısından söylemek isterim. Musul meselesine de gelince, şimdi Kemalist tarihçiler Musul'un kaybedilmesini Şeyh Said Efendi'nin kıyamına bağlarlar. Bunu aslında bir perde olarak kullanıyorlar. Ben biraz geçmişe giderek bir tarihi, bir kısa bir anlatı yaparak meseleye girmek isterim. O zamanki Türkiye hükümeti Musul'daki haklarını savunabilmek için Özdemir Bey'i komutan olarak gönderdiler ve Özdemir Bey ilk olarak Irak'ın kuzey bölgesine gittiğinde, şimdiki ismiyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gittiğinde İlk yerleştiği yer Revanduz'dur. Revanduz mıntıkasında burada Osmanlı'nın bakiyesinden kalan Kürt aşiretleriyle birlikte İngilizlere karşı bir mücadele içerisine girdi. Bunun akabinde aşağıda, hemen biraz daha aşağı indiğimizde Süleymaniye'de ise Şeyh Mahmud Berzenci Süleymaniye mıntıkasında İngilizlere karşı bir mücadele içerisine ve kıyama girdi. İngilizler peyderpey bu bölgeleri kaybetmeye başladı. Örnek olarak verecek olursak Özdemir Bey'in yönetiminde Herki, Barzan, Sürçi, Müşiri, Şirvani ve bunun benzeri yaklaşık 10-15 tane Kürt aşireti Özdemir Bey ile birlikte Erbil'e kadar gitmiş ve Erbil'i İngilizlerin elinden almışlardır. Akre'yi almışlardır ve büyük bir alanı ele geçirmişlerdir İngilizlerin elinden. Daha sonrasında Özdemir Bey'in taleplerine rağmen Ankara hükümeti kendisine bir askeri yardımda bulunmuyor. Fevzi Çakmak Paşa özellikle Özdemir Bey'in kuvvetlerine yardım yapılması talebinde olmasına rağmen merkezi hükümet sessiz kalıyor. Bunun sebebi nedir aslında? Bunu söylemek için İsmet Paşa'nın, dönemin başbakanının sözlerini açıklamak gerekir. İsmet Paşa Musul meselesi için şunu söyler o zaman. Der ki, millet harbiden usanmıştır. Musul için harp mi edelim derken Başvekil İnönü
Barış için gerekirse Musul'dan vazgeçeceğiz. Ancak tazminatsız vermeyiz. Bu para bizim projelerimiz için Musul'dan daha kıymetlidir şeklinde Konya'da gazetecilere hitaben bu sözü söylemiştir. Şimdi Lozan Anlaşması'ndan sonra aslında Türkiye, o dönemki hükümet Musul üzerindeki tüm haklarını İngiliz mandater yönetimine devretmişti. Ancak buna toplum içerisinde bir kılıf uydurulması gerekiyordu ve Şeyh Said Efendi'nin kıyamını bunu kılıf olarak kullanmaya yönelik olarak bir kendilerine araç oldu. Hadise dönemin kaynaklarına bakarken şöyle bir şey söylemek isterim. İngilizlerin desteğiyle Şeyh Said Efendi bir başkaldırı yaptı şeklinde bir beyanda bulunuyor Kemalist tarihçiler. Ben şu hususu şöyle açıklamak isterim. İsmet Paşa'nın biraz önce Ebubekir Hocam sözünü söyledi. Dönemin başbakanıdır. Kendisi hatıratında şu şekilde söyler. Şeyh Said isyanını doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı ve meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır. Net bir şekilde İsmet Paşa bunun altını çiziyor. Ancak Kemalist tarih yazıcıları dönemin başbakanı, milli şef, ikinci adamın sözlerini kale almıyorlar. Bunu dikkate almıyorsalar o zaman İngiliz kaynaklarına bakalım. İngiliz kaynakları ne diyor? Dönemin Ankara Büyükelçisi, İsmet Paşa hükümetinin döneminde Ankara'da büyükelçilik yapan Lindsay şu şekilde söylüyor. Diyor ki eğer Türkiye'de sorun yaratmak isteseydik ülkenin bir ucundan diğerine bir isyan başlatabilirdik. Fakat böyle yapmadık ve bunu bilmesi gerekiyor. Mustafa Kemal'e yönelik söylüyor. Bunu bilmesi gerekiyor. Geçen yıl 1925 Mart'ta Şeyh Said isyanı en üst noktadayken ona aktardığım bir gözlemi hatırlamıyor mu? O zaman ona hiç şüphesiz Türkiye'nin isyanı yakında bastıracağını, isyancıları esir alabileceğini, bunları tek tek tahkikaten geçirip yüzleştirilmenin mümkün olabileceğini anlattım. Fakat ona İngiltere'nin isyanda yer aldığına ilişkin hiçbir kanıt bulamayacağını da peşinden söyleyebilirim şeklinde dönemin büyükelçisinin İsmet Paşa'ya söylediği bir söz. Bu da önemli bir kaynaktır. Onun haricinde mantıken bir düşünme, akıl, fikir alışverişi yapalım sizlerle. O dönem İngilizler 1925'te Irak'ta, Musul'da, Kerkük'te, Erbil'de, Revanduz'da Kürtlerle çatışma içerisinde. Orada bir müstakil bir Kürdistan hükümetinin kurulmasını talep etmiyor. Diyor ki sen Bağdat'taki mandater yönetime tabi olacaksın. Şimdi o gün orada Kürtlerle çatışan bir İngiliz hükümeti nasıl olur da kuzeyde biraz daha yukarıda Şeyh Said Efendi'nin hadisesinde kıyamına yardımda olunabilir? Bu bir. İkincisi gelelim başka bir noktaya. Kime yardım etti? Bu da önemli bir husustur. 1925 yılında Şeyh Said Efendi'nin hadisesinde kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne o dönemki ismiyle yeni bir oluşum yapılıyor. Türk Hava Kurumu kuruluyor. Türk Hava Kurumu'na yaklaşık 25 tane savaş uçağı hibe ediliyor. Ve bu savaş uçaklarından 5'i Şeyh Said Efendi kıyamında özellikle Siverek Mardin hattında Şeyh Said Efendi'nin mücahitlerine yönelik olarak kullanıldı. Eğer İngilizlerin bir desteği ve yardımı olsaydı 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir yardımda bulunurlar mıydı? Bu çok önemli bir husustur. İkincisi İngiliz hükümeti o dönem Fransa Suriye mandater yönetimine bir telgraf yolluyor. Beyannamede bulunuyor. Diyor ki Şeyh Said'in mücahitleri Diyarbakır'ı aldığı takdirde Sultan Abdülhamid'in büyük oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'yi halife olarak tayin edecekler. Bu bizim için büyük bir tehlikedir. Sizin yönetiminiz altında bulunan Şam'dan bunun Lübnan'a tehcir edilmesini ve oraya yerleştirilmesini talep ederiz. Bunlar hepsi resmi evraklarda, İngiliz arşiv kaynaklarında yayınlanmıştır. Şimdi böyle bir durumda dahi Şeyh Said Efendi de İngilizleri yan yana getirmek yani akıl dışı ve izan dışı bir durumdur. Evet. Ayrıca Fransız hükümeti ne yapmıştır? İngilizlerle müttefik olan Fransız hükümeti. Fransız hükümeti ise o dönemki İsmet Paşa hükümetine Fransız Suriye üzerinden geçen demiryolu hatlarını kullandırmış ve Antep Adana üzerinden asker sevkiyatını yaparak Mardin'e kadar getirip kıyamdaki hadiseyi söndürebilmek açısından askeri transfer yapmışlardır. Şimdi ben sormak istiyorum. Şeyh Said Efendi mücahitlerine mi dış mihraklar destek oldu yoksa o zamanki merkezi hükümete mi destek oldu?
Evet. Onun haricinde çok önemli Çark soru. İstiklal Mahkemesi evrakları yayınlandı. 2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşiv ve Kütüphane Başkanlığı tarafından hem Osmanlıca metinleri hem Türkçe metinleri yayınlandı. Bu metinlerde de Şeyh Said Efendi'ye bu sorular soruluyor. Diyorlar Şeyh Said, Şeyh Efendi, şimdi kısaca şu hususta belirtmek gerekiyor. Bugünkü taraftarlar fanatik bir şekilde Şeyh Said Efendi'ye sosyal medyada hakaret ediyorlar. Ama dönemin İstiklal Mahkemesi'ne baktığımızda ya da hükümet üyelerine baktığımızda Şeyh Said Efendi'ye Şeyh Efendi veya Şeyh Said Efendi diye hitap etmiş. Yani adamlar birbirine karşı çatışmış ama saygıyı muhafaza etmişler. Bugün bakıyoruz her yerinden kalkan zıp çıktı. Şeyh Said Efendi'ye hain, ajan, bilmem farklı farklı küfürler ediyor. Biz bu küfürleri kendilerine iade ediyoruz ve evet, bunu kabul etmiyoruz. Şeyh Said Efendi'ye bunu da mahkemede sorarlar. Derler efendi bu hadisenin içerisinde sizi teşvik eden birileri vardır herhalde şeklinde soru sorarken Şeyh Efendi şu şekilde söyler. Ne hariçten ne dahilden bizi teşvik eden yoktur. Hariçten maksadım ecnebilerdir. Ne hariçten ne de Türkiye'den müşevvikler yoktur. Açık ve net bir şekilde bu ortadadır. Ancak malumunuz bir yanlış bir tarih aktarımı var ve bu yanlış tarih aktarımıyla yeni nesillerimiz de zehirleniyor. Sizlerin de vasıtasıyla ve değerli Müslümanların da direnmesiyle inşallah bu hatalı sözler düzeltilecek ve aziz şehitlerimizin ruhu da rahatlayacaktır. Evet. Muhammed Bey çok teşekkür ederim. Sizinle bu konuyla ilgili daha geniş bir program yapmak isterim ilerleyen günlerde ama bugünlük vaktimiz biraz kısıtlı. Sizin de affınıza sığınıyorum. Çok teşekkür ederim bilgilerinizden ötürü. Bu vesileyle de Şeyh Said Efendi'yi rahmetle minnetle anıyoruz efendim gıyabında. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Mustafa Bey sizinle devam edelim. 5 dakikayla şöyle bir toparlayalım. 5 evet, dakikayla çünkü süremiz çok az kaldı. Şimdi tabii gündem çok çabuk değişiyor. Ancak Türkiye'de maalesef kucağımıza patlamamış bir bomba bırakıldı. O bırakılan bombalar maalesef değişik zamanlarda, zeminlerde patlamaya devam ediyor. Her 10 yılda bir Türkiye'de darbe yaşanıyor. O dönemde yapılan yanlışların bugüne yansıması ve bunlar da devam edecek. Şimdi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Bütün millet beraber yaptı. Tek başına yapmadı. Akabinde maalesef böyle bir eser bıraktı ki ya bu sorgulayamıyoruz da 58-16 sayılı kanun ya Mustafa Kemal hep doğru işler yaptı ise neden koruyoruz, neden eleştiremiyoruz ve bu sahte Atatürkçülerin Atatürkçü diyen ve bu milletle kavgaya devam eden sahte Atatürkçülerin yaptığı yanlışlara bu millet daha ne kadar tahammül etmek zorunda kalacak? İşte en son örneğini Tuzla'da yaşadık. Tuzla'da yani efendiler behamahal bazı kelleler gidecek diyordu. Şimdi aynı mahiyette Harbiye'de yetişen, Teğmen rütbesini takan bu ülkenin yani Mehmetçik dediğimiz peygamber ocağı yani her nefer bir Mehmet'tir, Mehmetçik'tir, evet. Muhammed'dir. Mehmet, Muhammed'in kısaltılması. Bu ordu, bu milletin ordusudur. Ve tarihte İmanından aldığı, Kur'an'dan aldığı ilham ve manevi güçle o zaferleri kazanmıştır. Her zaferin arkasında o manevi güç vardır. Ve o maneviyatsız bir ordu da güçlü bir ordu olması mümkün değil.
Şimdi bu ibretamiz şeyleri, maalesef ifadeleri, bakınız bu teğmen bozuntuları diyorum ben onlara. Bunların gırtlağına bizzat çökmek gerek. Kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunda bunu dile getiriyorlar. Ve bunlar belge. Bunlar şu anda savcılığın önünde. Ve bunların, yani bizim bir rahmetli kor general vardı. Yunanlıları ben Skiros meydanına kadar havada kovalarken, baş kontrolör işte hava savunma sistemi içerisinde, Mustafa bunları analarından çıktığı yere kadar affedersiniz kovala. Bunların hesabını sonuna kadar kovalayacağız. Bunun hesabını soracağız. Hukuk zemininde soracağız ha. Yanlış da anlaşılmasın. Kuzey Irak'ta biriniz filan yanıma düşer, onu teröristten önce ben, silah arkadaşı için bunu söylüyor. Kuzey Irak'ta sen teröristle mücadele edeceksin. Sen silah arkadaşınla beraber ona karşı mücadele edeceksin. Alçak. Yemeğine ufak ufak siyanür katacaksın, yavaş yavaş öldüreceksin. Cumhuriyet karşıtı imamlar asıldığı gibi bunları da sallandıracağız. Erfurt küfürlerin bir para. Hesabı yok, evet, ben de okumuştum. Okulun verdiği millet de duysun diye söylüyorum bunu. Tabii buyurun buyurun. Ben de hiç sesimi çıkartmıyorum zaten. Okulun verdiği kılıçlarla, benim kılıcım duvarda asılı. Her harbiyenin bir kılıcı vardır. O kılıçlarla diyor. Bunları... Diyanet reisi de o kılıç da çıkar aynı zamanda şeye. Tabii. Umut Bey. Yani bu kılıcın farklı bir anlamı vardır. Atatürk büstüne secde ettirmek bana nasip olmadan ölmeyeyim falan gibi. Yani secde Allah'a edilmez mi? Ya şimdi bak, bu WhatsApp gruplarında daha farklı şeyler var. Hı hı. Atatürk'ün eline Photoshop'la bir tabanca vermişler. Ve tabancayla kimi ateş ediyor biliyor musunuz? Bunlar da hesabı sorulacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Ve bunu kendi aralarında yayanlar Milli Savunma Üniversitesi'nden Harp Okulu'ndan yetişen teğmenler. Bir siyasetçiyle de bağlantıları olduğu. Şimdi bu organize bir hareket. Hedef nedir? Ve bu organize hareketin içerisinde bu teğmenleri, heyecanlı teğmenleri, şimdi biz yani o yaşlarda değiliz ama yani bu heyecanlı teğmenleri kullanıp birileri yönlendiriyor. Bu yönlendirenler kimlerdir? Amaç nedir? Amaç ibadet üzerinde, namaz, niyaz üzerinde, inanç üzerinde biz bir baskı oluşturup insanları camiden, cemaatten, namazdan, niyazdan uzaklaştırmak. Hedef bu. Ve böyle bir tartışma çıkarıp inanan insanları baskı altına almak. 28 Şubat'ta bizim yaşadığımız, yani bunun sonu işte 15 Temmuz darbesi gibi, 28 Şubat darbesi gibi darbeye gider. Yani bu teğmenlerin üst düzey subaylarla irtibatta olmadığı düşünülemez. Bir. İkincisi, bunlar sistemli bir şekilde şimdi şu anki siyasi irade ne yapıyor 15 Temmuz'dan sonra? Harp okullarına cami yaptık. 28 Şubat döneminde kapatılan, yıkılan camiler yerine bu milletin arzusuyla, tabii millet böyle istiyor. Yani bu millet camisine, cemaatine, dinine, imanına sahiptir. Ha bu milletin Atatürk'le de bir derdi yok. Yok, milletin bir de öyle bir derdi yok. Kemalizmle var. Yani yok, millet genel olarak diyorum. İşin derinine gidersek mutlaka yani saldırı olduğu zaman hocam, yani durup dururken ya ben hiçbir Kemalist geçinen adamı, Atatürkçü geçinen, yani Harbiye'de okuyan herkes Atatürkçüdür. Yani kimse kalkıp da ben Atatürkçü değil mi diyemez ki zaten. Ben kimseye kalkıp da gel beraber camiye gideceğiz, namaz kılacaksın demedim ben kimseye. Kılmadığından rahatsız olmadım. Ama ne hikmetse bu Atatürkçü geçinen alçaklar benim namazıma rahatsız olur. Benim namazıma müdahale eder. Benim başörtüme müdahale eder. Bu gücü nereden buluyor ise. Ve şimdi bu
Teğmenlerle ilgili. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Bu adamlar 2016-15 Temmuz hadisesinden sonra oradan aldığımız derslerden de esinlenerek tabii böyle ağır bir travma yaşadık. Orduya tertemiz elemanlar, Anadolu evlatlarını aldık. Alındı. Kılı kırk yardı oradaki komisyonlar. Peki nasıl oldu? Alındı bu adamlar. Kime teslim edildi? Hala kripto, FETÖ'cüler devlet içerisinde, ordu içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar hepsi zıpkın gibi Türkçe oldu. Yani FETÖ'cüler. Evet. Şimdi buna karşı hocam, ne yapacağız? Hocam toparlayalım. Ve, komutanım. Şimdi Harp Okulu'nda bu çocukları zehirleyen bir eğitim sistemi var maalesef. Ve bu olay olduktan sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi ismini vermeyeceğim. Bir yetkili Harp Okulları'nda öğrencilerin koğuşlarında, bizde de yaparlardı 28 Şubat. Yani bizim dönemlerimizde. O zaman namaz kılmak alenen yasaktı. Evet. Koğuşlardaki seccadeler toparladılar biliyor musunuz? Bu şeyden sonra. Bu olaydan sonra. Bu ne demektir ya? Senin görevin o seccadeye, o namaza, o niyaza yapılan haksız saldırıya karşı, bu organize, bu şebekeye karşı bir tedbir geliştirmek. Evet. O konuda tedbir. Şu anda ben şu öneriyi yapacağım. Geçmişte bir sürü darbe yaşandı. Tabii bizim mesela yüksek askeri şura kararı oradan atılanlar için 2011'de bir yasa çıkarttı reis, cumhurbaşkanımız ve bizim iade itibarımız yapıldı. Ama tamamıyla sorun çözülmedi. 2016 yılı ocağında Dolmabahçe Sarayı'nda reisle cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede bizim bir yasa teklifimiz vardı. Ve o yasa teklifinin çıkarılması için yani kendisi uygun gördü. Ancak Türkiye'nin gayesi bitmiyor. Şu anda oradan atılan işte benim gibi 1650 kişinin, benim şu anda kimlik kartımı çıkarıp size göstersem, beni Türkiye Büyük Millet Meclisi kıdemli albay olarak haklarımı iade etti ama Silahlı Kuvvetler'in bana verdiği kimlikte ne yazıyor biliyor musunuz? Er mi yazıyor? Binbaşı yazıyor. Öyle mi? Hala binbaşı yazıyor. Bunlar düzeltilmedi, eksikler gidermedi. Şu anda silah, o dönem 28 Şubat'ta 5000'e yakın üçlü kararname ile ikili kararname ile atılan ve haksız yere mağdur edilen insanlar var. Askeri öğrenciler var. Ben bu konuda çağrı yapıyorum. Yani darbecilere hesap sorulmalı, zulmü yapana hesap sorulmalı. Bunu geniş bir programda mağdura da özellikle hakları verilmeli. Evet. İnşallah bu konuda ve buna karşı ne yapılır? Şu anda Harp Okulları'nda camilerimiz var. Evet. Genelkurmay Başkanımız, Tuzla'da da camimiz var. O cami meşrudur. Bu Müslümanların camisidir, ordunun camisidir. Ben davet ediyorum. Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız lütfen gelsinler. Bir cuma namazında orada kendilerini, yani olması gereken bu. Evet. Malazgirt Meydanı'nda Alparslan'ın beyaz kefeni giyerek ordunun başında geçtiği gibi buyursunlar, cuma namazını orada eda etsinler ki bu içerideki hainler hatlarını bilsinler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hamza Hocam, bir 4 dakikayla artık toplamamız gerekecek. Özür dileyerek. Ama bu programı bir daha yapacağız gibi gözüküyor yani. İşin açıkçası toparlayamadık çünkü. Yani Diyarbakır Belediyesi'nin yeni açtığı bir kulvara Şeyh Said Bulvarı adını vermesi aslında son derece güzel ve isabetli oldu. Çünkü bu vesileyle aşağı yukarı 10-15 günden bu yana yakın tarih ve resmi ideoloji yeniden ele alınıyor ve tartışılıyor. Bu çok önemli bir boyut. Musul meselesine gelince olay misak-ı milli sınırları neydi sorusuyla değerlendirilmeli. Yani 24 milyon kilometre karelik bir topraktan düşe düşe işte çok ufak bir avuç içine düştük dedi Ebu Bekir Bey. Bakın Filistin Osmanlı toprağıydı son. Biz milli mücadele kahramanı diye bilinen Fevzi Paşa
Sina'yı kaybetti. O bölümün komutanıydı. Gazze'yi, şu anda gündemde olan Gazze'yi İngilizlere teslim eden İnönü'ydü. Kudüs'ü İngilizlere teslim eden Mustafa Kemal'di. Geri çekile çekile Halep'e geldi. Ve Halep'te bizi arkadan vuran, aynı bizim Türkçü işbirlikçiler gibi, Jön Türklerin adamı Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'la Lawrence, Mustafa Kemal'in görüşmeleri var. Ve Mustafa Kemal orada orduyu dağıtıyor. İstanbul'a geliyor, Parapalet Oteli'nde. Parapalet Oteli'nde işgal kuvvetlerinin komutanları var, İngilizlerin. Ve onların verdiği vize ile ancak İstanbul'dan çıkılıyor. Ve tam o Bandırma vapuruna binen Mustafa Kemal arkadaşlar hepsi İngiliz vizesiyle Samsun'a gidiyor. Ve Samsun'da İngiliz birliğinin töreniyle karşılanıyor. Bak bunların hepsi irdelenmesi hocam, gereken vakalar. Çok farklı bir tarih anlatıyorsunuz. Bu çok önemli. Bu resmi tarih değil. Bu gerçekler, vakaya dayanan tarih. Bir maval da anlatmıyorum. Atraksiyon da yapmıyorum. Hepsi belgeli. Ama hepsi, nasıl inandıracağız? Bütün ders kitaplarında hepsi belgeli. Bunlar tartışılacak konular. Peki Misak-ı Milli, bu da belgeli bir şey. Misak-ı Milli sınırları bizim Kerkük, Musul, Halep ve Batı Trakya'ya kadar devam ediyor. Selanik'e kadar devam ediyor. Ve buralarda ihtilaf halinde plebisit deniliyor. Yani halk oyununa gidip çoğunluğun kararına göre kimde buranın kalacağına karar verilecekti. Ki ifade etti Sabır kardeş. Evet, Muhammed Sabır Bey. Yani Musul, Kerkük zaten burada İngilizlerle mücadele veren Nakşi tarikatının, yani Şeyh Said'in sahip olduğu tarikatın bir ucu Berzengi, Şeyh Berzengi'nin, daha sonra Mustafa Barzani'nin, bunlar Nakşi tarikettir. Bunlar uzun dönem İngilizlerle bağımsızlık mücadelesi verdi. Ve hedefleri gerçekten Osmanlı anaasırı İslam olarak tek bir ümmet, tek bir güç olabilmekti bunların. Evet. Bunlar yazılmış, çizilmiş, hepsi belgesel konular. Evet. Dolayısıyla biz nasıl oluyor da Misak-ı Milli kararları, ki kaldı ki Sivas ve Erzurum Kongresi'nde de bunun öncül tespitleri yapılmış. Nasıl oluyor da Misak-ı Milli sınırlar içinde olan Halep'i, Musul'u, Kerkük'ü, Batı Trakya'yı Lozan'da veriyoruz? Bunun hesabını soruyor Ali Şükrü. Ve Mustafa Kemal'in muhafız komutanı tarafından öldürülüyor. Evet. Ve bunun peşine birinci meclis darbesi yapılıyor. Şu veya bu. Mustafa Armağan'ın 35'ler çetesi diye o birinci grupta belirlediği çok önemli bir tespiti var. Evet. Yani mafya şeyin içine girmiş. Yani böyle bir süreçten geliyoruz. İlk defa bunu, Musul'u böyle okumak lazım. Yani bizatihi bir ulus olmak, batılılaşmak, bu toplum batılılaştırabilmek tarzında çalışan bir kadro var. İttihat Terakki artığı, Türkçü, Jön Türkçü bir kadro var. Evet. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmışız. Şeyh Said'in de Berzenci'nin de ortak şeyi, eğer halife sembolik bir şeydir, İslami aidiyettir, İslami yönetimi ifade ediyor. Evet. Yani İslam ortak paydadan çıkarsa paramparça olur bu toplum. Evet. Ve bu parçalama bizim askeriyede uzun yıllar devam etti. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu Afrin operasyondan sonra o zaman Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bir demeç vermişti. Bu çok önemli. Afrin olayını kutluyor. Diyor ki vatan, millet, din ve bayrak uğruna hayatlarını seve seve feda eden kahramanları tebrik ediyor. Teğmen olayı nasıl oldu? Bunun üzerine Oda TV'de yazan eski Deniz Harp Okulu komutanı Tuğamiral Türker Ertürk. Evet. Ne demek din uğruna diye eleştiriyor. Çünkü bunlar Ergenekon, bunlar Balyoz darbe planından gelen iltisaklı tipler. Ateist, dinsiz bir adam. Evet. Atatürkçülüğü buna maskeye diyor. Bunun başka ötesi yok. Din düşmanı. Başka bir şey yani değil. Türker Ertürk'ü tanıyorum ben. Atatürk'ün üçüncü evresi de aynı yere tekabül ediyor. Ve bizi de Atatürk düşmanı diye lanse ediyorlar. Olabilir. Ben de şunu söylüyorum. Ben Atatürk'ü tanımıyorum. Oturup bir çay içmedim kendisiyle.
Ölmüş gitmiş. Yani amellerinin hesabını veriyor. Güzel işler yaptıysa da mükafatını alıyor. Şimdi ama bu Atatürkçüleri çok iyi tanıyorum. Bu sahtekarları bu nefes alıp verdiğim sürece kavga etmeye devam edecek. Kemalizm kendisi sahtekar bir şeydir bu topluma karşı zaten. Şimdi bakın. Hocam toparlayalım, zamanı çok açtık. Mart 2018'de Kayseri'de hava ikmal birliğinde 5 tane asker beraber cemaatle namaz kılıyorlar. Bu namaz kılan askerleri bir teğmen, o da teğmen, silahla gelip tehdit ediyor ve dağıtıyor. Bunun üzerine dava açılıyor ve 20 yıl ceza alıyor bu teğmen. Bu neyin göstergesi? Bu 15 Temmuz'dan sonra yani ordunun tamamen dine hürmetkar olmayan, din uğruna çalışmayan ki darbeci generallerin, darbeci subayların inisiyatifindeydi. Size yapılan zulüm de o inisiyatiften kaynaklanıyordu. Aynen. Yani bahsettiğimiz o peygamber ocağı telakkisi değil. Onu bizim Ağdoğlu'nun çocuklarına gaza getirmek için Allah Allah diye eğitim veriliyor. Hocam ama süreyi açtık. Mantelte, şunu söyleyip bitireyim. Mantelte bu çok önemliydi. 15 Temmuz'dan sonra ordunun otonomik yapısı bozuldu, dağıldı. Şimdi hala o eski darbe kılıntısı ve 100 yıllık evet. bu toplumun ortak değerlerine ve İslam'a düşman olan batıcı, o Jen Türk kalıntısı, modernitenin içimizdeki bir nevi subay entelektüelleri, bürokrasi, sivil ve asker bürokrasi hepsi bu normalleşme sürecine. Yani gerçekten işte insanlar namaz kılıyor. Afrin olayında toplu namaz kılıyorlar insanlar. Evet. Bu tabii bir şey, bir normalleşme süreci. Buna tahammül edemiyorlar. Çünkü onlar orduyu yani 15 Temmuz'dan sonra o hava harp, milli savunma harp okulu da değişti. Artık 4 yılda temel olunmuyor. 1 yılda temel olunuyor. Çünkü o 4 yılda her sene toplam derslerin evet. %18'iymiş asker eğitimi aldıkları. Evet. Şimdi hepsini %60 veriyorlar bir senede. Adam çakı gibi temel oluyor. Evet hocam. Ama bu süreçte bir tartışma hocam, oldu. Açtım ben. Şunu da bitiriyorum. Toparlamanız lazım. Şunu da bitirmeniz lazım. Buyurun hocam. Şöyle bir tartışma oldu. Bundan sonraki ordunun görevi, Tayyip Erdoğan'ın o şeyin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmadaki ifadesi şuydu. Bundan sonra halk için mi askerlik yapacaksınız? Yoksa bu toplumu moderniteye, batılılaşmaya uydurmak ve toplumun değerlerini arkaik, geri, feodal gören ve yukarıdan üstenci bakan bir eski hegemonik mantıkla mı askerlik yapacaksınız? Evet. Temel çatışma budur ve bu çatışma hala sürüyor. Evet. Ama inşallah bu halkın ortak iradesi, bu hegemonik anlayışı askeri bürokraside, sivil bürokraside eleyecektir. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Ebubekir hocam, 2 dakikayla. Yani süremiz kalmadı. Yani, çünkü gece ajansına geçeceğiz. Sakın zelal edin. Şimdi Şeyh Said Efendi'nin kıyamını da bu teğmenlerin hareketini de şu bağlamda değerlendirmek lazım. Ben az önce söylediğim gibi Şeyh Said Efendi'nin döneminde o Anadolu'da bir sürü isyan oldu, ayaklanma oldu. Unutuldu. Bunu niye sıcak tutuyorsun? Evet. Bir de Şeyh Said Efendi'ye hani İstiklal Harbi'ni yapan bu millete verilen sözlerin tersini siz yaptınız. Dolayısıyla isyan etme hakları var manasında söylemiyorum. Sözden siz döndünüz. Birinci derecede siz suçlusunuz. Bu bir. İki, niye bunu unutturmuyorsunuz? Çerkez Ethem'i unutturmayalım. Onları da diri tutalım. Diğer ayaklanmaları da diri tutalım. Bunu mu söylüyorum? Hayır tabii ki. Bak hepsi unutuluyor. Unutulması lazım. Biz bu ülkede barış içinde yaşamalıyız. Hayır. Bunu özellikle yapıyor. İngiliz ve uzantıları yapıyor. Teğmen hadisesi de böyle bir şeydir. Hocam da söyledi. Yani ben de bir sürü Kemalist'le, bir sürü Atatürkçü'yle mesaimiz var, birlikteliğimiz var. Hiçbirine ben ne bileyim müdahil olmadım. Hiçbirini sorgulamadım. Hiçbirine tepeden bakmadım. Hiçbirine... Yok böyle bir sorun. Ama kışkırtılıyor iki grup. Kemalist olanlar, olmayanlar, Alevi olanlar, olmayanlar, Kürtler, Türkler, işte burada uyanık olmak lazım. Az önce bir şey söylemeye çalıştım. Tek milletle imparatorluk olmaz. Evet. Tek milletle bakın,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olmaz. Hafife almak niyetiyle söylemiyorum. Vilayet bile olmaz. Mahalle bile olmaz. Çünkü her mahallede farklı unsurlar var. Evet. Ya görmüyor musun? Bu milletin birbirini sürekli aralarını bozuk tutmaya özellikle çalışıyorlar. Ben sağduyulu insanlara şunu söylüyorum. Şeyh Said Efendi hain asla değildir. Diğer isyan edenler, işte Demirci Mehmet Efe, işte efendim Çerkez Ethem, Bolu'da Pazarı Düzce'nde, Konya, isyan değildir bu onlara. Bu o dönemdeki idareyedir. Olması gerekiyor mu? Olsun manasında da söylemiyorum. Buna hain denemez. Ve bunu tamamen kapatıp bir de cezasını vermişsin. Hala hain diyorsun. Evet. Burada bunun üzerinden kışkırtma, ayrıştırma yolu vardır. Bu dini ibadetler üzerinden de ayrıştırma vardır. Bu oyuna gelmemek lazım. Bu Türkiye'nin birliği bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bunu özellikle şurada pekala görmek mümkün. Sosyal medyada bunları hangi hesaplar yürütüyor? Buna evet. bakmak lazım. Evet hocam. Bizim birliğe, bütünlüğümüze her zamankinden daha çok fazla ihtiyacımız var. Tabii ki farklı düşünceleri herkes kendi zihninde sabit tutabilir. Ya da onları bir kenara atsın manasında söylemiyoruz bunları. Hı hı. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hadi. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Bir Söz Meydanı programında sonuna geldik. Ben konuklarım Şeyh Said'in torunu avukat Muhammed Sabır Fırat'a, yine emekli hava albay Aster Genel Başkan Vekili Mustafa Hacı Mustafaoğulları'na, yayıncı araştırmacı yazar Hamza Türkmen'e, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebu Bekir Sofoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yine en büyük teşekkürü sizlere ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Size emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.